Sevgili izleyenler, iyi akşamlar diliyoruz. Spor dünyasında yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine bu hafta yaşanan gelişmeleri yorumlamak ve kısacası alınan sonuçlarla birlikte Kayseri kamuoyunda neler konuşuluyor, bunları sizlere aktarabilmek üzere karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sevgili Oktay Haluklan bizlerle birlikte. Ben kendisine ben hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Evet, aslında bu hafta Oktay Haluklan bizlerle birlikte olur mu olmaz mı derken Oktay abinin tabii ki işleri, şehir dışındaki işleri kısa sürünce aramıza katıldı kendisi de. Ve en azından yorumlarını bizlerle buluşturacak bir kez daha diyoruz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Peki bu hafta neler oldu? Bu hafta baktığımızda Kayseri Spor'la ilgili gelişmeler pek de iç açıcı değil sevgili izleyenler. Çünkü Kayseri Spor deplasmanında Konyaspor'la karşı karşıya geldi. İstenmeyen bir skor. Belki de 10 saat oynansa hiç karşılıklı gol atılamayacak bir müsabakadan bahsediyoruz ama yine puan kaybı yaşandı. Kayseri Erciyesspor bildiğiniz gibi diyoruz. Yine puan kayıplarıyla devam eden bir Kayseri Erciyesspor'dan bahsediyoruz. Agü yine bildiğiniz gibi diyoruz. Kazanan bir Agü'den bahsediyoruz sevgili izleyenler. Şöyle baktığımız amatör kulüplerdeki yaşanan gelişmeler, spor dallarında olaylar, kısacası dağ turizminde ne var bunları yine konuşmaya çalışacağız ama bu yayının başında sözümüzü hemen hafta sonunda Beşiktaş Vodafone Arena stadında Bursaspor'la karşılaşma sonrasında yaşanan hain terör saldırısıyla aslında belirtmek istiyorum. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine sabırlar diliyorum. Hainlerin hainlikleri durmuyor ama onlara sonuna kadar mücadele edeceğimizi, onların karşısında dimdik duracağımızı da göstereceğiz, göstermeye devam edeceğiz. Bu yüzden ben bir kez daha yaşanan olayları, terörü lanetleyerek, olayları kınayarak yayının başlangıcını yapmak istiyorum. Ve ben sözü hemen Oktay abi bırakıyorum. Abi hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. İyi geceler, iyi akşamlar. Ya şimdi terörle ilgili neyi söyleyeyim ki? Hani düşmanının merti gerekiyor dersin. Hani siz bir platformda mücadele veya savaş veriyorsanız düşmanınız namert olmayacak. Kullandığı silahlarda karşı tarafında savunma hakkı olacak. En azından rengini, cinsini bildiğin şeyin bir de karşında olmak. Bir maç oynanıyor. Bu kadar fazla ön plana çıkmasının sebebi de ve de çok büyük bir tesellidir ki maçtan hemen sonra olabilecek bir şey. Hani daha fazla. Evet, çünkü yaklaşık 40 bin taraftarın bir olduğu dönemde maazallah. Fakat hain oradan geçen delikanlıya, vazife yapan polisi, görevliyi, masum vatandaşı olduğu zaman yani küfürlerin hangisine etsen az kalır, etmek şahsa yakışmaz ama hak ediyorlar. İnsana yakışır hareket değil, yaratıklara bile yaratıktır bunlar. Hayvan diyemem, hayvanların da bir asaleti var. Mutlaka bu bitecek ama çok bedel ödetmeye çalışıyorlar. Ama dik ve birlik beraberliği bozmadan bu iş yapmak lazım. Şimdi ateş düşen ailelere yanınızdayız. Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabır versin demek. Ne derece ateş düşeni rahatlatır ama bilsinler ki her zaman yanlarındayız, acıların da yanında olacağız. Geride kalanlara da çok az zayiat verecek şekilde özellikle acil şifalar diliyorum. Mutlaka dimdik ayakta gezecek şekilde olur. Çok ağır yaralamalar varmış, onlara da çok acil şifa veriyor. Lanetleri üstüne olsun. Allah belalarını versin. Başka bir şey şu aşamada diyemiyoruz. Ama içimizdeki hainlere de dikkat etmek gerekiyor. Ama hayat yine devam ediyor. Evet. Gündeme dönersek, gündemi iki türlü bakmak lazım. Aslında Kayseri Spor gündemi üç türlü bakmak lazım. Birincisi güncel maç olarak bakmak lazım. İki, gündemdeki teknik adam düzeyinde ne olması gerektiği ki ben özel bir sayfa açacağım. Bir de tabii malum yönetim krizi. Şimdi birinci kısma baktığınız zaman beklenen sonuç diyeceğim. Neden şöyle söyleyeceğim? Koordinasyonu ve konsantrasyonunu kaybetmiş, yetersiz bir kadroya sahip bir Kayserispor var. Başında da altyapıdan bir hoca getirmişsiniz, idare ettirmeye çalışıyorsunuz. Bizi gelişinde de devamında sürekli olup olmayacağını hem kendisinin başarılı olup olmaması noktasında hem de arkasında durulma noktasında olmayacağı için Ertuğrul Seçme birkaç haftanın idare eden teknik adam olacaktır. Bunu herkes kabullensin. Yani hemşerilik duygusunu profesyonelliğe katmamak lazım.
arkasında durulsa Ertuğrul seçme başarılı olur mu? Bence başarılı olamaz. Bu çok önemli çünkü burası bir Süper Lig. Lütfen duygusallığı bir kenara bırakalım. Teknik adamlık konusu öyle. Böyle bir teknik adamla sahaya çıkıyorsunuz. Göze hoş gelen futbol oynuyor gibi gözüküyorsun ama geçen haftaya göre kötü bir futbol oynadınız. Hakem kararlarını tartışmıyorum. Niye tartışmayacağım? Zaten hakem kararlarını biz tartışa tartışa bizim artık boylarımızı geçti. Bundan düzelecek hiçbir şey yok. Bundan büyük takımlar da yakınıyor. Çünkü kendi menfaatlerine ete batınca yapıyor. Anadolu takımlarında birbirlerine hakem kararlarının tartışmasına gerek yok. Maça geldiğiniz zaman zaten karşına Konyaspor gibi defansif bloklarını çok iyi yöneten, çıktığı zaman da etkili çıkan ve Aykut Kocaman gibi geçmişte Fenerbahçe'yi çalıştıran Pararya taktığı gibi yani rakibi kendi oyun planı içinde yöneten 90 dakika içinde vurucu birkaç atakla beraber çok koşan bir takım yaratan bir Konya ile geçti. Arkasına 20 bin tane taraftarını almış. Belli bir havayı yakalamış. Avrupa kupalarında düşen form grafiği yükselen bir Konya ile karşılaştık. Tarihin tecellisidir gibi bir hemşerimiz bir de gol attı. Ve bizim 3-0 puansız gönderdi. Yani burada Ertuğrul seçme işte dersimize iyi çalıştık işte ama işte bazen olmuyor demekle veya işte bazı şanslıklar demekle Veliton yoktu demekle bilmem ne yok demekle buraya varmaz. Bu ancak teselli oluyor. Biz bundan önceki haftalarda tüm teselli yaptık. Zaten bu Kayserispor'un bu noktalara geleceği bu kadro yapılanmasıyla, bu yönetim anlayışıyla, bu hoca seçimiyle belli idi. Ben çok fazla maçın genel itibariyle işte kanatlarda şu olsaydı, şöyle varyasyon yapılsaydı diye tekniğe zaten ben yorumlarda çok fazla girmiyorum. Onu sana bırakıyorum. Daha dikkatle yorumladığın için. Benim söylediğim şey beklenen sonuçtu. Zaten geçen hafta da biz önümüzdeki hafta maçı ne yaparsınız diye zor maçtır. Beraberlik sürpriz olur demiştim. Şimdi maçla ilgili maçı izlediğim için yani fazla bir şey söyleyeyim mi söylemeyeyim diye düşünüyorum işin gerçeği yok ya. Konyaspor karşısında ilk yarıda vasat bir oyun sergileyen gol yendikten sonrasında birazcık toparlanıp Konyaspor üzerine birazcık baskı yapan bir Kayserispor vardı sadece. Peki Konyaspor nasıldı? Konyaspor Avrupa'nın ağırlığını hala üzerinden atamamış bir Konyaspor vardı. Sahada istenilen dereceyi bırakın, istenilenin belki de 100 katı daha aşağıda bir performans sergiledi. O bile yetti ama. Yetti yani. Yetti. Şöyle duran bir top geldi. Duran bir toptan bakıyorsunuz Ali Çambal'a kafaya topu ağlara gönderdi. Kaleci Ali Ahmada'nın biraz ön tarafa çıkmış olması topun ağlara buluşmasına sebep oldu. Hatta eliyle dışarı çıkartmaya çalıştı ama top bir kere çizgiyi geçti. Dışarı tokatlaması yani, gibi içeri tokatladı. Şimdi dedim ki ben maçı izlerken yanımdaki arkadaşlarıma. Bu maç 10 saat değil 100 saat de oynansa iki takım da birbirine gol atamaz. Kesin. Niye? Yani atak yapmaya çalışıyorlar, ileride çoğalamıyorlar. Kayserispor ileride iyi, orta sahada çok kötü, defansı çok kötü. Konyaspor ileride boş, orta sahası güçlü. Yani bir dengeli unsur vardı işin gerçeği. Kayseri'nin zayıf olduğu yerde Konya güçlüydü, Konya'nın güçsüz olduğu yerde Kayseri güçlüydü. Böyle bir denge olayı vardı bölüm bölüm baktığımızda. Peki, sahada senin skorunu değiştirebilecek oyuncu yoksa yedek kulübesinde yıldızın var mı? Yani böyle bir iki tane oyuncu değiştirirsin. O da yok. Maalesef. Böyle olunca durum ne oldu? Tabii ki bir kazara yenen gol. 3 puanı Konya'da bırakıp geldik. Kayserispor'da acaba kaleci seçiminde hata mı yapıldı? Muammer olsaydı daha mı iyi olurdu? Ali Ahmada birazcık beklesem acaba? Düşünen çok oldu. Hatalı golden sonrasında. Çünkü Ali Ahmada sezon başından bu yana hatalı goller yiyor. Allah'tan ki Muammer geçti kaleye dedik. Hatalı gol yeme olayını biraz daha azalttı diye düşündük. Ama bakıyoruz teknik adam değişti. Ali Ahmadan'ın da işte Muammer'in cezalı olmasından dolayısıyla bir kez kaleye geçmiş olması kaleyi resmen eldivenlere Ali Ahmad'a teslim etmiş olduğumuzu gösterdi. Ne söylenebilir? Vallahi hiçbir şey söylenmez. Kayserispor kendi eliyle kendi sonunu hazırlıyor. Sadece söylenebilecek ortaya çıkan çözüm bu. Ha, bu saatten sonrasında bir kurtuluş reçetesini kim yazar? Ertuğrul Hocam yazar. Başkanlığı bıraktığını ama bir türlü bunu basında deklare edip de yeniden aday olup olmayacağını deklare etmeyen Recep Mamur mu? Futbol Şubesi Sorumlusu Ahmet Yıldız mı?
ne bileyim genel sekreteri mi? Yoksa Kayseri Spor'da futbolcular mı? Kim yazar? Burayı hiç de bilmiyorum. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kaç hafta oynadık şimdiye kadar? 14 hafta. 14 geçtim. Hafta. 14 haftada 10 galibiyet aldığınız zaman ben bir parasal olarak gireceğim olaya. 14 milyon kasanıza para koyarsınız. Kayseri Spor'daki takımlar 14 haftada 14 galibiyet alamaz. Ben bunu yarıya çekeyim. Diyelim ki 6 galibiyet aldınız. Veya 4 galibiyet alıp 4 beraberlik alsanız bugün 16, 4 daha 20, 20 koy. 4 galibiyetinize 8 trilyon, 4 trilyon alırsınız eski parayla. 4 de oradan gelir 8 milyon. Şimdi kaybettiğiniz oyuncular var ya, çok para istediği iddia ettiğiniz o iki oyuncular burada. Ömer Bayram'la bir ses var. Girdiği zaman takıma varını yoğunu, bu Kayseri Spor'un şablonu iki tane oyuncudan bahsediyorum. Sonra almadığınız eski kaptan Mehmet Topuz var. Sonra ucuz diye tuttuğunuz Hakan Kutlu var. Hani ucuz ya diğerlerine göre. Şimdi ben oradan niçin bunu konuşacağımı söyleyeceğim. Bu arkadaşların o yoklukları ya birinin de varlığıyla kurulan yanlış kadro yapılanmasını bize getirdiği durum burada. Siz Kubilay gibi, Erkam gibi PTT Ligi'nin ancak kalitesinde olan oyuncular bana göre yedek kulübesinde olması bile bana göre fazla olan Kayseri Spor gibi Süper Lig takımında olmaması gereken oyunculara takımın kurtarıcısı olarak gelecek sezon başında transfer ederseniz Hakan Kutlu'nun varlığını sezon başında ligde bıraktı diye tartışmazsanız ki tartışın demiştim ben burada. Lütfen isimde hata yapmaya evet. demiştim. Geldiğin nokta bu olur. O yüzden de bu malumun ilanıdır. Hiç kusura bakmasınlar. Hakeme, sağa, sola, camiaya, takımın desteklenmemesine, işte taraftarın desteklememesi, sağdan soldan para bulamıyoruz demesine onları bırakacaklar. Sanki Kayseri Spor desteklenmiyor da Gençler Birliği, Gaziantep Spor, Akhisar Spor kendi taraftarları tarafından acayip destekleniyor. Sanki onlar acayip sponsorlar buluyorlar. Ya bırakın Allah aşkına hangi Anadolu takımında bu kadar gelir akıyor ki hiç kimse doğru düz gelir elde edemiyor ki. Herkes kendince kendi yağında kavrulmaya çalışıyor. İşte Gençler Birliği'nin durumunu görüyorsunuz. Akhisar'ın durumunu görüyorsunuz. Yani bir takım ekstrem takımlar var. İşte Bursa Spor var. İşte Başakşehir. Bursa'nın da burcu zaten dağları aşmış. Uludağ bile geçmiş onların borcu. Başka bir şeyler var. Başka bir şey düşünce yapısı hatalı Kayseri Spor'da. Zihniyet yönetim davından devam eden zihniyet eksikliği var. İşte ben de şeylere girmeyeceğim. Hani onursal başkanla didişmeye, bakanı ziyarette kabul ederken başkanın olmaması konuları başka bir şey. Yani sevgi bağlarının yok edilmesine de girmeyeceğim. Ama kulüp yönetmek öngörüsü bir senelik değil fotoğraf. 2, 3, 4 önümüzdeki 5 senenin fotoğrafını görmektir. Yoksa tutup da böyle taşıma suyuyla değermen çevirmeye çalışırsanız her sene bu sıkıntı yaşayacak. Ve buradan şeye geçeceğim. Geçen haftalarda biz, geçen hafta siz seninle burada 3 tane 4 tane hoca alternatifi tartıştık hatırlıyorsan. Dedik ki kimler gelebilir? İbrahim Üzülmez gelir, Sergen Yalçın gelebilir, aksiyon adamıdır dedik. İşte Ümit Özat dedik, Gençler Birliği'ne gitti. Şimdi ben bir kısa araştırma yaptım. Bir de yerel basında bir laf, bir haber vardı. Seninle de telefonla görüştüğüm konuya girmek istiyorum. Şimdi bunu buraya girmemin sebebi şu, zaten o şahıs şu anda Gaziantep'le anlaşıldı. Polemikleri kaldırmak anlamında söyleyeceğim. Şöyle bir laf duydum, yazmış oraya, seni aradım. İlhan Cavcav'a Kayseri Spor yönetimi birisi telefon ettiğinde rivayet o ki Cavcav şöyle bir laf etmiş. Kardeşim İbrahim Üzülmez'i paraya doyuramadık. Makinem olsa para bassam daha diyor. Ben de bunun bu kadar abartının olup olmayacağı konusunda netleşmek için yardımcı hocasını aradım. Atilla Yerim. Sen yardımcısını aramışsın. Ben Atilla'yı aradım. Evet. Atilla dedim ya selamun aleyküm aleyküm sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor iyiyim arkadaşım dedi. Ya şu mevzu ya bak abi dedi. Aynen şöyle söyledi. Bu ki sezon başında olan bir olaydı. Ve Cavcav kendi ağzından yalanladı. İnternet sitesine girdiğiniz zaman bu olay eski bir olaydı. Bu bir. İkincisi biz 8 kişilik ekip dahil olmak üzere toplam aldığımız anlaştığımız ücret bu sezon için 2 milyon liraydı. 2 milyon. Hoca aylık 90 ila 100 bin lira alıyor. Ki normal. Geri kalan 1 milyon lirada diğer yani 120'de 800'ü de diğer hocalar alıyor dedi.
Siz Cavcav'ın para verebileceğini, çok yüksek para vereceğine inanıyor musunuz Allah aşkına dedi. Bakın söyleyen yanlış. İki, İbrahim üzülmez, hedef için geliyor. Kendisi Kocaeli'nde iki defa yılın vergi rekortmeni olmuş bir adamdır dedi. Bakın şimdi bunu bir yere koymak lazım. Böyle üfüreceksiniz. Bu üfürüğü de yerel basında desteklemek de bu iş olmuyor. Araştıracaksınız. Parasal konularda o zaman soruyorum. Hakan Kutlu 50 bin liraya mı geldi? 10 bin liraya mı çalışıyor? Açıklasın Kayserispor. Hakan Kutlu'ya geçen sene ne verildi? Ha bu arada Atilla dedi ki bana. Abi de biz geçen sene de bu rakamların 3'te 1'iyle çalıştık dedi. Çok ucuz rakamlar. Çünkü İbrahim Üzülmez hocanın paraya ihtiyacı yok dedi. İbrahim Üzülmez o dönemde Erciyesspor'a da gelmek istemişti. Doğru biliyorum ben. Aynen. Şimdi ben soruyorum. Hakan Kutlu bedava çalıştı öyle mi? Ya da bedava mı çalışıyordu? Ya o da alıyordu mutlaka 80-100 bin lira. E koydu tablo ortada. Kaybettiğine bakıyorsunuz 8-10 milyon lira para. Bilemedim 5 milyon para. Ve 9 puanı almışsın ve yere çivilenmişsin. Rakiplerin sana kıyak yapmasa bugün dibe demir atmasın. Şimdi senin rakibin oyunculardan en yakın olanı Gaziantep'te Rizespor. Bugün İbrahim Üzülmez'e ulaştığı zaman kim aksini söyleyebilir? Alanya uçup gitti, Antalya uçup gitti, bizim rakibimizdi sözde. Kasımpaşa uçup gitti, gitti Rizespor'a gitti, orada yendi. Şimdi kim söyleyebilir Gaziantep'le yarın bir gün 5 hafta üst üsteden 3 tane galibiyet alıp da uçup giderse, Gençler Birliği gibi. Kiminle mücadele edecek bu ligde? O zaman kim soracak bu Hakan Kutlu'yla niye devam ettin? Ya arkadaşlar, futbolda ben seni çok seviyorum Mustafa. Ama sen benimle senin aranda şu yazında fahiş profesyonel hata yapıyorsun. Abi kusura bakma veya ben çalışmıyorum demeye hakkına sahip misin? Ben de eyvallah kardeşim diyorum. Bu iş profesyonel. Öyle birini çok seviyorum. Yok onun arkadaşıydı, yok bakan tavsiye etti, yok bilmem ne. Böyle olmaz arkadaşlar. Çünkü kurtaram. Çünkü kaybın nedir? Milyonlar. Gelecek sene kaybı nedir? 30 milyon lira. Biz burada bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar en az iki katı net ayak bastı parası alacaksın. Ya siz mahrum olacağınız şeyin farkında değilsiniz galiba. Hala mırın kırınlar. Şununla mı anlaşsam, bununla mı anlaşsam, anlaşmasam Ertuğrul seçmeyle gider. Gitmez arkadaş. Gitmez. Süper Lig başka bir terane. Hocanın federasyon ilişkisi iyi olacak. Hakem ilişkisi olacak. Basınla sıcak olacak. Çünkü bu işleri sağ olsun yönetim yapmıyor. Futbol şube sorumlusu ancak takımın yanında kokartıyla dolaşıyor. Orada yukarıdan sufle veriyorlar. Başkan ne derse. Böyle yöneticilik yapılan bir kulüpte o zaman hocanı çok ağırlıklı bir hoca seçeceksin. Yani her yerde ilişkileri iyi olacak. Basın konusunda sempatiyi besleyecek. Bakın Rizespor onca başarısızlığa rağmen hala Hikmet Karaman Rize Camiası tarafından arkasında tutuluyor. Neden? İlişkilerini biliyorlar. Yani ben örnek veriyorum. Tutup da siz Hakan Kutlu'ya şunu demeliydiniz. Ya Hakan Bey teşekkür ediyoruz. Ligde bıraktın Allah razı olsun. Paranı da aldın buyur. Biz başka bir hocayla devam ediyoruz kararı verecektim. Hadi veremediniz. Ya 5 hafta durum kötü gidiyor. Hala 2 defa milli takım arası verilmiş. Bir milli takım arası dönüşünde başarısızlık devam etmiş. Rakibin Alanya'ya yenilmişsin. İşte önüne gelen şimdi bir tek kurtuluş reçetesi olarak Adana'ya bakıyorsun. Ya Adana da seni orada torbalarsa ne yapacaksın camiasa? Ne olacak o zaman? Böyle telli abi. Bu kadar işte yani. Yani ya tuhaf ya bu Kayserispor. Ben anladığım şu ya. Kayserispor ve camiası başına gelen kötülük ve musibetlerden kesinlikle ders almıyor. Ya düştük ya biz bir geçen seneden evvel düştük. Düşünce maddi, manevi, itibari kayıplarımız ortada. Ya insan bir ders alır ya bunda. Şimdi çıkmaz sokaktasın. İşaret verenlere yolun bekle diyorsun. Şimdi bazı isimler duyuyorum. Çıkmak istiyorlar. Yani ben liste oluşturacağım diyorsun. Acaba Hilmi Deriler ve ekibinin diyor karşılaştığı şeylerle karşılaşır mıyım diye şöyle bir uzak ara bekliyor. Ya oradan devam edelim. Şöyle söyleyeyim. Hararetli geçti şimdi fazla kesmek istemedim ben işin gerçeği. Ben sana bir soru sorayım abi. Mutlaka bir hocayla anlaşma yapmalı diye bastıra bastıra söyledin. İbrahim'i de kaçırdık, şu dolu bu oldu dedin. Anlaşmayı kim yapar teknik adamla? Yönetici futbol şube sorumlusu. Mevcuttaki yönetim. Tabii. Değil mi? Tabii.
Kayserispor'un mevcuttaki yönetimi şu anda ne karar aldı abi? İstifa etmedi ama genel kurul kararı aldı. Olağanüstü genel kurul kararı aldı. Şimdi önce Kayserispor'da şunu çözmeliyiz. Bakın. Mevcuttaki yönetim güven tazeleyip göreve devam edeceğim arkadaş mı diyor? Şu anda görünen o. Diyor. Ya da kardeşim ben yokum. Elimi ayağımı çekiyorum. Kendinize yeni bir yönetim bulun diye şehirdeki yerel yöneticilere mi sesleniyor? Şimdi ben bunu Fenerbahçe'den örnek vereyim. Şöyle örnek vereyim. Aziz Yıldırım olağanüstü genel kurulu veya olağan genel kurulu aldığı zaman istifa etmiyorsa her zaman kendine güven tazelemek için içmiştir. Listede çıksa zaten delege üstünlüğü vardır. Bir yönetim istifa etmeden genel kurul kararı alıyor da bundan sonra ben yokum diyorsa güven tazelemek onu gösteriyor. Ama kulislere baktığı zaman Recep Mahmur devam etmeyecek diye laf ediyor. Anlamadım. Şimdi abi bak sen bunu söylüyorsun. Ben de diyorum ki ya o zaman bu konuşulanlar nedir? Yeni arayışlar niyedir o zaman? Yani bu konuda Allah rızası için ya çıkar insan der ki ya kardeşim biz güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Bu takımın başındayız. Ha, güven tazelemek için de birkaç yeni arkadaşımızı listemize dahil edeceğiz denir. Benim anladığım budur abi. Eğer bu işi böyle bulaştırmayacaksan, ortada bırakacak bir duruma getirmeyeceksen. Ha şu da var. Adana maçı, Karabük maçı bittikten sonra da eğer olası ki bir olumsuzluk sonrasında da ben bırakıyorum gidiyorum demeyecek ama. Der. Niye demesin? Ligden düştüğü zaman da bu takımı götürecek bu adam. Ama der ne demesin ben kongre kararı aldım der. Zaten şimdi Adana Demirspor maçı, Adana Spor maçı kongreden sonra değil mi? Önce değil mi? Bu adam dedim ben özür diliyorum. Bu yönetim. Adam derken yani yönetimden bahsediyorum. Ya Adana bu yönetim bunun yani gelecek sene de PTT 1. Lig'e düşerse götürmek zorunda. Bu yönetim geçen sene geçen düştüğünde arkasında durabilir miyim? Onu soruyorum ben sana. Kimle biz PTT Ligi'nden çıktık? Fikir Yıldız ekibiyle çıktık. Vallahi bilmiyorum abi. Ben açık ve ne söyleyeyim. Ben bildiğim şu. Ben açık ne söylüyorum ben. Eğer bu işe talipseniz, bu işi devam ettirecekseniz düşmek de var, kalmak da var. Bak arkadaşım. Düşerseniz de yani elinizden geleni yapacaksınız, takımı çıkartacaksınız. Mustafa kardeşim, ayın 17'sinde ilk genel kurulu var. Genelde çoğunluk sağlanmıyor. Ayın 24'de. Şimdi ayın 17'sinde 16'sı 17'si haftası biz Adanaspor'la oluruz. Evet. O zaman bu yönetim alınan sonuçlara rağmen ben devam ediyorum mu etmiyorum mu aldığı kötü sonuçta ben devam etmiyorum kararını da netleştirir mi bilmiyorum. Ama bunu der mi? Ben Ziya Eren gibi hani aşağılara indirdi ama düştüğü zaman da ben devam ediyorum diyebilecek kadar bir davranış sergiledi. Bu yönetim geçmiş uygulamalara baktığınız zaman PTT Ligi'ne düştüğümüzdekilere devamlı kararı almaz diye düşünüyorum. Ama mevcut anda şu anda da ya istemiyorum yan cebime koyduk hesabı yapıyorlar şu anda. Diye diyorum ya ben. Ya kongre kararı alıyorsunuz. Devam edip etmeme konusunda bir ne sen başkandan duyabiliyorsun ne yandaki yönetimdeki arkadaşlardan duyabiliyorsun. Ha bilmiyoruz başkan biliyor bu işi diyorsun. İstifa kararı aldınız mı? Diyor, hayır diyorsun. Ya o zaman bu ne periz bu ne kararı tutuştu. O zaman niye kongre kararı alıyorsunuz kardeşim? Ben bunu da anlamıyorum. Yönetim listesini değiştirmek mi amacınız? Ona da bir açıklama yok. Yani şimdi ben geçen bunu da sordum sana. Recep Mahmur listesinde A, B, C'yi tutuyorum. D, Y, E, F, işte G, F falanları istemiyorum dediği zaman oraya alabileceği kişi yine senin kendi istediğinden lafları söyleyen, sesi çıkmayan insanlar seçecekse bu mevcut listeyi değiştirmeye gerekiyor. Ama parası yüksek adamlar istiyorsa Recep Mahmur'la parası yüksek adamlar çalışmıyor zaten. Vallahi ben Recep Bey'in yakınındaki insanlarla birkaç görüşmem oldu. Yani Recep abi derim ben kendisine. Çünkü büyüğümdür, sayarım. Yani size o konuda ayrıdır yani. Recep abinin söylediği şu deniyor yani. Kardeşim ben bırakıyorum artık. Yanındaki birkaç kişiye söylediği bu. Yani bırakıyorum, bırakacağım, ben istemiyorum dediğini dillendirdin ya da böyle bir şey ifade ettiğini söylüyorlar. Ha ne kadar doğru, ne kadar yanlış ben bilmiyorum. Bakın yani net bir şekilde söylüyorum. Ha bir başka da suçu var. Başka bir arkadaşımız da yani Recep abiye yakın olan bir arkadaşımız da liste hazırlığı içerisinde. Yeni yönetim listesi hazırlığı içerisinde oluyor. Kim yazsa, kim olsa, şu isim mi olsa diye. Şimdi bunları duyunca diyorum ki ya
Hangisine itibar edeceksin? Bilmiyorum, ben neye inanayım, neye güveneyim diye düşünüyorum ya şimdi. Ya profesyonel. Bunun bir kere Recep Başkan'ın çıkacak. Recep Başkan diyecek ki kardeşim varım ya da yokum demesi lazım. Kendisi söyleyecek bunu. Tabii arkadaşlarına söylemeyecek onları ya. Öyle. Yani bunu kendisi söyleyecek. Bakın Recep Mamur'un başkan olmaması durumunda isimler ortaya çıkar mı? Belki çıkar, belki çıkmaz. Ama şu da var. Kayseri Spor Kulübü'nün de şunu yapması lazım. Bakın kulübün yönetiminin de şunu yapması lazım. Bu kulübün borcu nedir? Alacağı nedir? Bunları açık bir şekilde, yazılı bir şekilde bir kağıda çıkartması lazım. Çünkü bakın Hilmi Dernel ve arkadaşları işte sözdeki şu kadar borç, bu kadar borç deyince, yazılanlar çıkınca onun yanında olanlar şunu söylediler. Biz bir hata ettik. Ne hatası ettiniz? Hayırdır? Bize söylenenleri yazılı almalıydık. Arkadaşımızın biri bizi uyardı. Bakın oradan şöyle böyle söylüyor. Siz yazılı bir şekilde alın bunları. Elinizde olsun demişti ama biz ya yalan mı söylenecek? Mutlaka doğru söyleniyordur düşüncesiyle söze itimat ettik dediler. Ve yani geldik gördük ki arkadaşımız haklıymış dediler. Bu yüzden şu anda iş dünyasındaki insanlar bunu söylüyor. Kardeşim diyor önce bir Kayseri Spor'un ne kadar alacağı var, ne kadar borcu var ben bir bileyim diyor. Yazılı bir şekilde göreyim. Ona göre eğer ben bu borcun altına girebilirim, bunun üstesinden gelirim dersem kolları sıvayım. Yoksa hiç uğraşmayın, bulaşmayın diyorlar. Denem bu yani. Zaten bak şunu söyleyeyim. Bir, mevcut yönetim iki alternatifli veya tek yorumlu. Ben devam etmiyorum. İki, güçlü başka arkadaşlar olursa birlikte yola devam ediyoruz demeli. Ona göre liste oluşturmalı. Niyetlenen arkadaşlar da ben de seninle çalışıyorum demesi. Ama şu anda aday olarak düşünen bazı isimlerin hiçbir şekilde hangi hatır, hangi baskı da olsa olsun Recep Mamur çatısı altında yönetimde yer alacağına inanmıyorum. Bazı isimler. Bunların isimler belli. Ya, gelelim isimler açalım yani, bu ben söyleyeyim. Ergün Bilen'in ismi geçiyor. Hilmi Derinel geçiyor. Hilmi Derinel'in ismi geçiyor. Ergün Bilen'le Hilmi Derinel belki birlikte olabilirler yani. Ziya Eren'in ismi geçiyor. Yani bakıldığı zaman. İstanbul'dan işte bir iş adamı grubunun ismi geçiyor. İşte hazırladıklarını biliyorum. Kayseri'de biri başkan yaparak. Yani şimdi 3 tane alternatif var. Bu arkadaşların hiçbiri, ben iddia ediyorum İstanbul'dakileri bilmiyorum ama Recep Mamur ekibiyle çalışmazlar. Zaten Ergün Bilen bir dönem çalıştı. Başkanlık başkasını istemezler. Evet, bunların niyetleri başkan olur. Ya da kendi o kadar yükün altına girmek kendi aralarında da. Fakat şu endişeyi her zaman taşıyorlar. Senin söylediğin şu. Geçen 2 sene evvelki genel kurulda bu yaşandı. 1,5 yıl önceki. Ben devam etmiyorum demesine rağmen Recep Mamur bu yönetim göreve gelirdiğinin daha 48. saatinde. Özellikle rakamlar konusunda. Özellikle başka işleyiş konusunda. Belgelere ulaşma konusunda acayip sıkıntı çekmeye başlatır. Ve bu arkadaşlar bir karar aldılar. Bağımsız denetim kuruluşuna tüm Kayseri Spor'un geçmişinin hesaplarının yapılması noktası. Zaten orada yapılınca birileri bir şekilde düğmeye basıldı. Ve şahıslar 25 milyon lira 71 milyona kadar çıktı. Aman kastan davalar arda arda gelecek. Kas davalı ki de Agun'un olayları var. Eski, çok eski. 7 sene belki davaların geleceği noktası diyebilirken bir tabloyla karşılaşacağını anlayınca yönetim haliyle ben görevi bırakıyorum dedi ve net bir şekilde geldi. Şimdi yeni gelecek arkadaşların da dışarıdan böyle müdahale her edilebileceği endişesini taşımaması gerekiyor. Taşırsa hiç kimse niyetlemiş olsa bile gönüllü olarak niyetlenmez. İsteyerek niyetlenmez. Ama bu Kayseri Spor değerinin de siyasetçiler çok farkında. İşte bakan çok farkında. Kayseri yönetenler çok farkında. Erciyes Spor gibi değeri zaten yitirdik. Üstüne bir de Kayseri Spor değeri hızlı bir şekilde değerinin yitirilmesine müsaade edeceğine inanmıyorum. Mutlaka radikal bazı kararlar çıkacağına inanıyorum. Ama geç mi kalınıyor? Bana göre geç kalınıyor şu anda. Çünkü hala flu olup kimin ne yapacağı belli değil ve üstüne bir tane tek umudun olan 3 puan alabileceğin Adana Spor maçı var. Şu korkunç tablonun içinde bakın. Çok vahim bir kelime kullandım ama Adana maçı da çok kolay geçmeyecek biliyor musun?
Adana için ölüm kalım maçı. Ya bizden daha önemli onlar ki. Yani onlar da kazanırsa bizim, ligi asılacak. Bak onlar da bizim gibi huzursuzluk da yok biliyor musunuz? Bir tek yani yönetimde problem yok. Yine gidiyor ama bir türlü rayını oturtamadılar. Ya şey. O takım kadrosu da düzemedik kesin oldu. Bir düzeltemediler yoksa. Yani tabii bir de kabul etmek lazım. Adamlar 20 seneden 30 seneden sonra ilk defa çıktılar. Süper Lig gibi bir cehennemin içindeler. Malum görmek lazım. Onların 6 puanı var, benim 9 puanı var. Ya sen 11 senedir ligdesin. Değişen bir şey yok yani. Değişen bir şey yok. Bir galibiyet farkı var. Aramızda da 11 senelik lig tecrübesi var. Evet. Kabul etmek. Yani bu utanç ve bu ayıp yeter bize ya. Ben ne diyeyim şimdi? Vallahi Kayseri Spor'un durumu çok zor. Bakın şu anda bakıyorum ben. Birkaç takım yazdım. Antalya, Kasımpaşa, Alanya, Trabzon, Sezonbaşı Akhisar. Hep puan kaybettiğimiz takımlar. Ve biz bu takımlara resmen can pınar olmuşuz. Adamlara böyle can vermişiz yani. Tabii. Niye? Alanya Spor bizi yenmiş, 17 puanı almış. Trabzon bizi yenmiş, 18'e çıkmış. Gençler Birliği bizi yenmiş, 19'da. Antalya Spor bizi yenmiş, 19'da. Bunlar da bakın düşeceğine inandığımız takımlar ya. Ya yanlış anlamayın ama hakikaten yani Antalya Spor, ben düşer gözüyle baktım takımlardan bir tane sezon başında. Akhisar. Akhisar da öyle mesela. En sorunlu takım Akhisar şu anda. Bakıyorsunuz ya olamaz diyorsunuz yani inanamıyorsunuz bunlara. Kendi rakip bakın Galatasaray'dan Beşiktaş'tan aldığınız Fenerbahçe'den aldığınız puanlar önemli değil benim tabii için. Tabii tabii rakibin değil çünkü. O bonustur. Önemli olan benim rakibimden alacağım puandır. Beşiktaş'tan aldığım 3 puandır. Alanya Spor'dan aldığım 6 puandır. 12 puandır 13 puandır. Yani rakiplerin sıralamasına baktınız. Bunu bilmek lazım. Şimdi sen çıkıyorsun. Bütün rakiplerine puan kaybediyorsun. Üsttekilerden aldığın puanla seviniyorsun. Biz Fener maçında ne yaptık? Bakıyorsun yine ligin en altındasın. Biz Fener maçında ne yaptık? Elimizden kaçır. Yani kaçırsın. Bir Fener maçında bir Galatasaray maçında lig geçmiyor ya. Ya olmuyor işte. Tek çiçekle bahar geçmez. Yani ben onu atmaya çalışıyorum. Şimdi Kayseri Spor'da 2 hafta var. İşte Adana Spor ardından Karabük maçı. Çünkü Başakşehir maçı ikinci yarının başında oynanacak. Şu anda 9 puanımız var. Bakın. Bu maçı Adana maçını almış olsak 12 puan yaparız. Karabük'ten beraber. Karabük maçından ne yapıp bir puan çıkartmamız lazım. 13 puan yapar. 13 yapmamız lazım. Başakşehir'den ben puan alacağımızı pek düşünmüyorum. Ben de. Ara verilecek, takviyeleri tamam gelecek Başakşehir. 13 puanla biz ilk yarıyı bitirmiş oluruz. Bakın 17 maçta 13 puan. Emin aslında mi? Çok komik. 13 puan alabileceğine inanıyor musun? Bakın işte bilmiyorum ben. Şimdi ligde kalma puan baremine baktığımızda ligde kalmak herhalde yine 37-38'i bulacak gibi. Eğer bu 37 demiş olsam 24 puan yapar. 24 puan benim 8, ikinci yarıda puan almam lazım. 8 galibiyet ister. Ben ilk yarıda alamadım, ikinci yarıda nasıl alırım diye düşünürüm. Çünkü ilk yarıda takımlar zaten yeni oturuyorlar. Alışamamışlar, şu olmamış, bu olmamış dersin ama baktığında ikinci yarıda masa başından tut ki damın tepesine kadar bir sürü oyun çıkar karşına. 18 maçta 8 galibiyet. Çok zor. Vallahi çok zor. Ne zor. Yani bunları yapabilmek için ama belli bak şart. Ben sana şunu söylüyorum. Şuraya yazıyorum. Belli pişmanlıklarla yeni yönetim gelirse eğer ya yenilenirse o kaçırdıkları sezon sonu bıraktığımız oyuncuların geri görülmesi gibi bir girişimde bulun. Ben araştırma yaptığımda Beşiktaş'ın takımında dakika alamadığını öğrendim. Kayseri sporcu benim. Ya geri ya çağırdığın zaman mutlaka ara transfer de gelecektir. Mehmet Topuz hatasından mutlaka ve mutlaka dönülecek. Mehmet Topuz vallahi biraz da kilo almış ki şu anda hiçbir takımda oynamıyor. O zaman yapmıyor. Mehmet Topuz'a buradan söylerim. Bir ay zamanı var gitsin özel idmanlara başlasın. Ya da Kayseri Spor'a gitsin kendini koysun. Biliyorum mantı börek yaprak sarması tatlıya darı dalmış. Bir de bıyık bırakmış yakışmamış Mehmet. Onu da kes. Onu söyleyeyim. Diyorsun yani. Evet. Söyleyeyim ama yani bazı hatalardan dönmek lazım. Dönmezsek bu kadronun İnanılmaz derecede yenilenmesi gerekiyor. Doğru teknik adam, doğru futbolcularla. Yani bu takımın şu anda 11'ini oluşturan takımlarda en az 4 net asgari 4 11'de takımın rengini, şablonunu, güvenini getirecek oyuncular gerekiyor. Bunu yapmadığınız sürece bir Ali Hamada'yla, bir Muharrem'le yani her kalecinin bir tane hata riski vardır. Yani her dün geçen haftaki maçı Ali Hamada'nın hatasına yüklememek lazım.
tamam hatalı bir gol olmuş ama sen de oyuncu ol, iki tane at canım, ne yapacağım, yapacak bir şey yok. Kim yemiyor ki hatalı gol? Dünyada her önemli kalecinde hatalı gol yediğini görüyoruz, ıskaladığını görüyoruz. Ama sadece bu değil ki. Geriye dönüp baktığınız 14 haftada biz hep bunları yaşadık. Kötü oyun, kötü mücadele. Ya bunun için bir şey demiyorum ama çok çok önemli insan transferler yapmadığımızda 8 tane galibiyet ortalama 24 puan alma ihtimalimiz de ha 13 puan almak aldığımızı düşünerek diyorum. Oradan da 4 puanı ben çok fazla şey görmüyorum. Yani. Güvenemiyorsun yani. Ben ona da güvenemiyorum. Ya bu şu anda bakın takım yılgın. Hocasız, yönetim problemi var. Takımda koordinasyon ve hava dağılmış vaziyette. Para da alamıyorlar. Takımı topar, o çok yan olsun bir şekilde alırlar yönetim yazın. Takımı toparlayacak bir ağabey kimliği yok. Gerek yönetim bazında yok, ne oyun içinde oyuncu olarak ya ne yapıyorsun arkadaşlar deyip yakasını toplayacak bir oyuncu kimliği de yok. Ya en kötüsünden kilo dağılmış olsa, Mehmet Topuz olsaydı ki iddia ediyorum. Çok da fazla birebir gelmişliğim yok. Milliyetçilik diyor, ya yapmayın arkadaşlar ben buranın evladıyım. Siz ne yapıyorsunuz? Silkeli kendinize gelin. Burası Kayserispor. Öyle her kulübe benzemez. Burada kimler oynadı, kimler geldi, kimler geçti. Siz de büyük bir takıma geldiğinizin farkına varın. Anadolu'da iyi bir takıma geldiğinizin farkına. Aslanlar gibi çıkıp oynayın diyecek bir ağabeye de ihtiyaç var. Öyle bir ağabey de yok sahada. Çünkü şimdi o anda bu hava gerekiyor. Bu hava olmadan götürecek durumumuz yok. Hadi bakın yine söylüyorum. Bu takımın şöyle birazcık daha detay gireyim. Hilmi Deriner ekibinden, ya ben Hilmi Deriner'den bir defa orada 5 dakikalık görüşmede hiçbir samimiyetim yok. Ama Hilmi Deriner ve ekibindeki bazı arkadaşlarla görüştüğümde projeleriniz nedir diye sorduğum zaman kulübün halkla bütünleşmesi diye bir projesi vardı. Bu çok önemli bir projesi. Yani kulübün reklamasyonu, halka yayılması, işte yarın bir bakarsın bir esnafla münasebeti, bir okulla münasebeti, işte biz her açıklamamız mutlaka şeffaf olmasına özen göstereceğiz demesi, zaten Kayserispor'un yıllardan beri arayıp da uzaklaştığı ve olmayan şeylerdir. Bu kulübü dönen dedikoduların gerçek olup olmadığı konusunda tartışarak yıllarca idare ettik biz. Ya hoca bunu demiş galiba. Soruyorsun, ben demedim. Ne diyorsun? Ben bir şey demek istemiyorum. Yönetim şöyle bir şey yapmak istiyormuş. Arıyorsun, ben demedim. Böyle bir şey var mı? Olabilir. Ya böyle bir yönetimcilik anlayışı olmaz. Diyorsunuz ki, ya karpuz atanı hapsetme bu oyuncuları ya. Bu karpuz atan, bu Kayserispor'un evladı olduğunu diyorsun. Dışarıdan gelen ve içeri. Ya bir kişi, o günlerde de söyledim. Bir ses bana dokunmak ister. Ali Hamada kimdir? Yenir mi? Etten midir? Kanlı mıdır? Bir yanında el sıkışmak ister. Biz bunları bak nerede görüyoruz? Agü maçında görüyoruz. Giriyorsun adamla, oradaki o kızlarla, basketbolcularla, seyirci diyaloglarındaki o samimiyet kulübün daha çok kendilerini sahiplenmesine neden oluyor. Ve daha sıcak bakıyor Agü'ye insanlar. Biz bunu istedik. Bundan bir zarar olmaz hiçbir kulübün. Halkla bütünleşme, yarın da tribünde bütünleşmeyi beraberine getirir. Yani. Ama biz anlatıyoruz, biz söylüyoruz. Başka bir şey yok. Kimse de dinlemiyor. Vallahi ne söylenir bilmiyorum ama yani Kayserispor hakikaten çok zor bir süreci yaşıyor sevgili seyirciler. Konumuzun başında aslında Oktay abi bir şey de söyledi. Yani ucuz düşüncesiyle Hakan Kutlu transfer edildi ama bizde bir söz vardır. Ben de o sözü bir kez daha söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Ucuz etin yahnisi olmaz deriz bizde. Bu söylemi sadece hoca için değil, futbolcu için de geçerlidir bakın. Eğer siz sezon başındaki kadronuzu adam akıllı yapmazsanız, ligde nasıl bir ligde mücadele ettiğinizin bilincinde olmazsanız her an, her dakika kötü sonuçla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kesin. Bulunduğunuz lig Avrupa'da dahil olmak üzere ilk 4'te ilk 5'te olarak adlandırılıyor. Cehennem burası ya. Yani lig olarak adlandırılıyor. Sen kalkıp da Kayseri Spor gibi Süper Lig'de bu dişli takımlar arasında mücadele edecek bir takıma PTT 1. Lig'deki oyuncuları, 2. Lig'deki oyuncuları, bunlar işte yer bulacak, güç bulacak, işte zaman alacak dediğin oyuncularla transfer edip kemik yapıyı bu şekilde oluşturursan ondan sonrasında diğer oyuncular da ne yapıyor ya da ne ediyor diye sorma hakkını kendine bulamazsın. Bakın, bunu görebilir ki futboldan başka şeyler oynanıyor. Ben geçen
Bir arkadaşlarla görüşüyordum. Manchester City İngiltere Ligi'nde geçen hafta Leicester City'ye 4-2 yenildiğinde Guardiola'nın dünyanın en önemli teknik adamı. Ve gittiği her takımda koşulsuz başarıları var. Guardiola'nın karizması çizildi yerden yere ve çok ağır bir yenilgi alınca yüz hattına baktım. Dedim İngiltere'ye gidip çok zor. İşte Klopp, Chelsea teknik direktörü, Conte, Mourinho'nun düştüğü hallere bakarız. Bundan sonra da ikinci böyle bir lig var, Türkiye Ligi'de. Neden dedi arkadaş? Ya adamları paramparça ediyorlar. Bak ben bir liste yaptım. Rijkaard şampiyon geldi, başarısızlandı gitti. Toşak geldiği sene şampiyondu, rezil oldu gitti. Aragones rezil oldu gitti. Del Bosque kasap diye gönderdik. Bu lig öyle bir lig. Böyle insanın, çünkü burada adam dövüyorlar sahada. Hakem alıyor bir tarafa koyuyor. Burada başka usuller oynuyor. Biz bunu 11 senedir bu ligde yer alıp da anlamadıysan yönetim olarak ben daha ne diyeyim sana? Yapma arkadaşlar. Biz neler yaşadık? Görüyorsun halimizi. Bunu idrak etmek lazım. Bu lig öyle kolay lig gerçekten değil. Başka unsurlar, başka sahada mücadele tarzı adamın mesela oyuncuların şikayetlerini gördünüz mü yıldız oyuncuları? Tekme yiyorum habire. Müsaade ediliyor. Adamın eline tekmeyi veriyorlar bu ligde. Öyle kolay değil bu lig. Evet. Bunu söyleyeyim. Biz de diyorduk ki bu ligin kıvamına uygun oyun, elindeki oyuncuları neden kaçırıyorsun arkadaş ya? Yani 100 bin lira fazla, 100 bin dolar fazla diye kaçırdığın oyuncu sana bir galibiyette zaten onu misli misli getiriyor zaten. Ve onu etkileyen bir oyuncu olursa. Ya neden bu öngörüsüzlükle hareket ettiniz onu anlamadım. İşte teknik adam konusunda da aynı şeyi söylüyorum. Ya arkadaş şunu niye düşünemedi acaba yönetim? Bir beraberlikle ligde kaldık. Başkalarının başarısızlıklarıyla ligde kalan bir Kayserispor olduk biz. 22 puanla geçen sene ligi tamamlamasaydık 15 puan geri kalan koskoca 18 haftada bu takım 15 puan topladı. Bakın aynı şekildeydik. 15 puan topladı. Başkaca takımların birbirlerini yenmesi, berabere kalması falan filanı bizi ligde bıraktı. Sivas yani, kendini yaktı. Sivas geldi bizimle karşı karşıya geldi. Burada puan alamaması kendini yaktı. Kendini yaktı. Kendini düşürdü bizi çıkarttı. Erciyesspor'da Şanlıurfa'yı hafta arası yenseydi kendi kalacaktı. Kendi kalamadı. Kendi düştü Şanlıurfa kaldı. Aynen. Şimdi bu ligi şimdi 18 haftanın 11 haftasında 12 haftasında takımın başında olup da kendisinin 9 puan alan bir hoca 9 veya 11 puan aldı hatırlarım. 9 puan alan bir hocayı çok başarılı addederek sezon sonunda devam kararı aldığınızda ben burada dedim ki önce Hakan Kutlu'yu bir konuşalım dedim. Hakan Kutlu kararınızı lütfen bir daha gözden geçiriniz dedim. 2 program üst üste dedim. Sonunda haklı çıkmayayım dedim ve haklı çıktım. Çünkü biz gördük. Neden siz görmediniz ya? Bak ben Hakan Kutlu'yla gelişinden gidene kadar şu mesafede değil. Ben aynı semtte bile hiç karşılaşmadım bakın. 2-3 kez de ben karşılaşmışımdır. Yani. Aynı semtte dahi karşılaşmadım. Bakın en yakınım televizyon ekranı. Soru dahi soracak telefonda etmedim. Ama gördüğüm olayı anlattım. Ama ben görüyorsam burada az çok futbolu bilen ve gerçekleri öngörüleri yapıyorsam. Ya siz 24 saat berabersiniz bu hocayla. Ey yöneticiler, ey Recep Mamur. Bu ligin en tecrübeli başkanı. Siz neden görmediniz bunu ya? Bakın ucuz Hakan, ucuz Kubilay, ucuz Erkam vesaire vesaire. Her şeyini bitirmiş Umut Bulut. İşte sorumuz bu. Umut Bulut'a çok az mı para veriyorsun şu an? Hadi ucuz diyorsun. 600-700 bin eurosunu sen karşılıyorsun. Ama ben şunu da bakın. O konuda biraz sonra bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarımız uyarıyor bizi izleyenler. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamdan sonrasında ise kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili izleyenler, reklam sonrası yeniden sizlerle birlikteyiz ve Kayserispor'la ilgili gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Oktay abinin tabii ki söylediği futbolcu konusu vardı ilk bölümde ama ikinci bölüme de geçerken dedim, Umut Bulut konusunu konuşacağım. Şimdi Umut Bulut'un ben tecrübesinden veyahut da başarılı olacağından şüphem yok abi. Ama neye göre? Eğer Umut Bulut'a istenilen toplara saha içerisinde verebilecek bir ekür bulabilirsen. Safa yazıyorum. Başka takıma gitti. Mehmet Topuz, Ömer Bayram,
ve bir ses var. Hep bunları tekrarlar. Şu senin dediğin dört oyuncunun en az iki tanesi. Ya bir ses var. Hiç ikisini almadım. Ömer Bayram bugün sahada tutmuş olsaydı o senin dediğin Ümit Bulut işte başarılı olurdu. Şimdi Veliton da var. Kanat oynatabiliyorsun, geri geliyor. O aslında oynaması hata diye düşünüyorsun ama. Maka Kula'yı da yapabiliyorsun. Şimdi Nakulma. Nakumba'yı da yapabiliyorsun. Şimdi bakın. Maka Kula benim aldı, ne yaptı? Evet. Kralı çıkartmıştık yıllar önce. Şimdi doğru. Ama bu haliyle çaresiz koşturan bir Umut Bulut var. Şimdi öyle veya böyle bu arkadaşımız yaşlı bir oyuncu. Bunun olacağı oyuncular çok fazla bunu kullanacağı alan nedir? Ceza yayını içindeki en fazla sağa sola yayılmadır. Sen bunu kanat oyuncusu olarak kullanamazsın. Bu tek vuruşların en fazla düzeldiği vuruşların adamıdır. Doğru. Ona göre oyun planı yaparsın ama o oyun planı destekleyen yan oyunculara sahip değilsen Umut Bulut değil, bir Van Persie gelse, Fernandão gelse, işte Eren Derdi yok olsa, Lucas Podolski olsa da şimdi Türkiye'nin en iyi golcüleri bunlar şu anda. Ya da Burak Yılmaz olsa ne olur? Arda'n olmadıktan sonra. Emre Belezoğlu gibi kaliten olmadıktan sonra. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Biz de diyoruz ki bu kadar olmasa bile buna yakın oyuncuların niye elinde tutmuyorsun arkadaş? Zaten sen bir tesadüfen ligde kalmışsın. Sen bu kadroyu daha da güçlendirmen gerekirken daha da az zayıflatacak transfer politikası istiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki biz niye başarısız olduk? Ya ağlamayacaksın ya, malumun ilanı. Biz burada söyledik, bırakmayın bu oyuncuları. Ya niye bırakıyorsunuz diye burada bas bas bağırdık burada. Yapmayın, aksine bu takımı daha da güçlendirin dedik. Takdir etmedik mi Nakumba'yla Veliton'u aldığınız zaman? Çok doğru transfer. Takdir etmedik mi Ali Hamad'a? Çok önemli transfer. İyi ki ara transferde aldınız bu oyuncudan faydalanan. Ama ne dedik? Simic'i gönderiyorsan onun kalitesinde bir oyuncu al dedik. Ama sen onu almaktansa tuttun bunları gönder. Ya şimdi bakın, ya bunları konuştuğun zaman da bu takımın iyiliğini istemeyen yorumcu oluyorsun. Sezon başından böyle biri bana geçen dedi ki sezon başından diye takımı düşüreceksin. Ya biz diye düşürmek için demedik bunu. Bu noktayı gördüğümüz için diye Mustafa'yla dedik dedim. Haklısın. Şimdi bunu sorunca da abi haklısın, doğru söylüyorsun galiba. Biz doğru söylüyoruz zaten. Biz iyi gidince niye bir şey? Biz Agüene'ye şu anda laf söylemiyoruz. İyiyken bile çok eleştirdik mi? Bayan Hoca'ya burada birebir sorularımızla eleştirdik. Kendi de hak verdi çoğu zaman. Doğru söylüyorsun, bunlarda sen de haklısın, siz de haklısınız dedi. Doğru. Biz çünkü bir onunla hiç hesaplaşmamız olmaz. Bizim şahsiyetimize, bizim tek değerimiz var. Agü. İşte Kayseri elimizden Spor. Kopardığımız Rainbow, Erciyespor ve Kayseri Spor ölçeğinde Büyük Kayseri markasının itibarı, yani saygınlığı, siyasette, ticarette çok meşhursak, Erciyes dağıyla çok tanınıyorsa bu takımlarla da katkıda bulunsun dedi. Göbeğimiz çatlamıyor mu? TÜYAP fuarı, CNN fuarı, CNR fuarında Kayseri günleri düzenleyerek Kayseri işte budur, yemeğidir, mantısıdır, sucuğudur, pastırmasıdır, nevzinesidir diyoruz ama hiç ona da gerek yok ki. Şu Kayseri sporumuz var, Agü'müz var, Erciyes sporumuz var, Rainbow'umuz var da dediğimiz zaman oraya yaptığınız harcamanın onda biriyle 100 katı daha meşhur oluyorsunuz. Tanınırlık oluyor. Bakın göreceksiniz Mart 2017'de yapılacak o Erciyes'teki şampiyona. Nasıl tanınırlık sağlayacak? Bizim dediğimiz bu itibar başka türlü hala. Biz hep böyle bakarız fotoğraf. Bizim arkadaşlarımız hep böyle bakıyor fotoğrafı. Üzülerek söylüyorum, yerel basın da böyle bakıyor. Biz ikimiz böyle bakmıyor. Biz böyle bakıyoruz. Biz dünya ölçeğinde tanınmış bir Kayseri istiyoruz. Yani amaç o zaten. Sadece Kayseri de değil yani. Çünkü biz bu şehirde bunu hak ediyoruz. Biz de bunun halihine çalışan kim olursa olsa kusura bakma gözünün yaşına bakmaz eleştiririm ben de. Hem ki bir de onu söyleyen arkadaşa da söyleyelim yani yakındaki insanlar ama bizim kimseyle şahsi herhangi bir sıkıntımız yok işin gerçeği. Kesinlikle yok. Yani Allah biliyor ya, yani takımların başarılı olması bizim her zaman için isteğimiz ve dileğimizdir. Başarılı sonuçlar alındığında dahi eğer
olumsuz yorumlar yapıyorsak bazıları için ya da bazı takımlar için. En doğruyu biz yapıyoruz demek ki. Demek ki burada sıkıntının olduğunu görüyoruzdur. Buna göre arkadaşlarımız tedbir alsınlar. Buna göre yapılan çalışmalarda dikkat edilsin diye yorumlarımızı yapıyoruzdur. Yoksa herhangi bir şekilde şu kötü olsun, bu kaka olsun demiyoruz. Çünkü kötü olmalarını istesek, o takımların piyasadan silinmelerini istemiş olsak yaptığımız işi o zaman nerede yapacağız diye kendi kendimize düşünmemiz gerekir. Aynen öyle. Haklısın. Benim işim, benim mesleğim spor. Spor basınındayım. Ve takımlar olsun ki ben onlarla yaşayayım. Benim düşüncem budur. Ha de ki kardeşim spor yorumluyorsun ama başka profesyonel olarak da ilgilendiğim spor dalları var. Ve bu konuda da bazı federasyonların içerisinde de yer alıyorum yani işin gerçeği. Yani hayatta sadece futbol yoktur. Bir dönemde futbola ulaştık. Ya bulunduğun federasyonu da eleştiriyorsun sanacağım. Sen yani, olduğun halde kendini bile eleştiriyorsun. Ben öyle zaman gibi. Zaman yapıyor canım da. İşin gerçeğini söylemek lazım. Abi şimdi oturduğun zaman şimdi konuşuyorsunuz. Bakın ben geçen gün sabah yayınındayken gazete başlıklarını yorumlarken şöyle bir söz ettim. Kayseri Spor'da bir futbolcuya harcanan parayı bir kenara koysanız. 1 milyon euro. 1 milyon euro. Ya da 1 milyon dolar. Hiç önemli değil. Artık dolar da geçtim yani. Türk lirası olarak söyleyeyim. 1,5 milyon TL. 1,5 milyon TL. 1,5 milyon TL ile ne yaparsınız diye sorsanız. Bakın size söyleyeyim mi? En azından 5 takım en az ama 10 takım da olur. Liglerinde başa mücadele eden takımlar oluşturur. Evet. Voleybol, basketbol. Melikgazi Belediyesi voleybol takımı. Handball. Agü yine kendi basketbolunda uğraşıyor. Gelişimli. Gelişimi alır uğraştırırım. Handball takımı var. Handball takımını alır uğraştırırım. Voleybol. Altyapıdan başka hangi takım var derseniz masa tenisini alırım. Masa tenisini uğraştırırım. Bakın masa tenisinde ne kadar gider harcama? Bir Süper Lig'de şu anda koca sen beyiz. Hiç haberim ama sen çok detaylı biliyorsun. Söyleyeyim ben size. Yani öyle fazla değil yani. 20-30 bin lira bütçelerle adamla sezonu geçiriyorlar. İkinci ligde mücadele eden voleybol takımından bahsediyorum. Bakın Kayseri Voleybol şu anda sponsor bulamadı. Adamların söylediği şu. Ben adam lafını çok kullanıyorum. Kusura bakmasınlar ama yani isim olarak ortaya koymamak için yani genelleme yaptığım için söylüyorum. 10 bin lira bize bir sezon destek verirse bir sezon boyunca çıkartırız biz diyorlar. 10 bin lira. Ya 20 bu takım bin, ikinci ligde. 20 bin liraya PTT liginde Ziya Eren bir maçta galibiyet primi olarak verdi. İçerideki galibi, dışarıdakini de 50 bin lira verdi. Yani. Kişi başı verdi. Bak. Şimdi bakın bunları söyleyince insanlar diyor ki bakın Melikgazi Belediyesi şu anda birinci ligde. Gençleştirme projesi adı altında bir çalışma yaptı. Bu sene tutmuyor. Tutmaz da. Tecrübeli ekip değil çünkü. Doğru. Hakikaten. Ben maçlarına hafta sonu bir maçlarına görev aldım. Ve şunu söyleyeyim size. Melikgazi eğer düşmezse, bu ligden bu sene düşmezse, gelecek sene bu takım çok can yakar. İnşallah düşmez. Harika. İsterim de o zaman. Yani gençlerle çok can yakar. Niye? Tecrübe lazımdır bazı liglerde. Her ligde lazımdır. Üst liglerde tecrübe çok daha önemli. Mutlaka, mutlaka. Bunu alamazsan gençliğin verdiği enerji sana yetmez. Yetmez. Ha peki Melikgazi ne harcar dersiniz? Vallahi Melikgazi'nin en fazla harcadığı biliyor musun abi? 300 bin liradır o takım için. Niye? 300 bin liraya yakında iddiadan gelen para vardır çünkü. Bakın bir Kayseri Spor'a harcanan 1,5 milyon lira. Kayseri Spor'daki bir futbolcuya 1,5 milyon lira dedim bak lira. Yani verilen paranın yarısını söyledim ben bu. Bununla koskoca işte 4-5 tane takım saydım. Evet aynen öyle. Şimdi oturulduğu zaman çok güzel ahkam kesiliyor. Futbol şöyle, futbol aşağı, futbol yukarı. Para dediğin zaman o havada uçuşuyor her şey. Çünkü artık profesyonel olmuş. Her şey paraya bağlı. Yani artık sporla alakası yok bu futbolun. Hele de Süper Lig'deki ne kadar, futbolun. Ne kadar köfte o kadar ekmek verirsin. Bu saatten sonra öyle spor falan alakası yok. Yok yok. Futbolcu para vermesin oynamaz. Diğer branşlar gibi de değil. Allah nasıl bilirse öyle yapsın diyorum artık yani. Ama bakıldığı zaman insanlar konuşuyor. Ha diyeceksiniz ki ya topluluğu kardeşim peşinden sürükleyen bu değil mi? Evet doğru. Futbol ne yazık ki. Yani Türkiye'deki toplumu da toplulukları da peşinden sürükleyen futbol. Doğru. Ama Kayseri'de artık işler değişiyor. İşler bundan 4-5 yıl öncesinde başladı değişmeye. Artık Kayseri'de futbol bir kenara itilmeye başladı. Hele hele Kayseri Spor bir kenara itilmeye başladı. İstanbul'daki takımların taraftarlıkları daha fazla su yüzüne çıkmaya başladı. Bunda benim kabahatim yok.
Ben açık net söylüyorum. Senin kabahatin yok bunda. Bu kulübün başında 10 yıl boyunca ne yapıldı, ne edildi, niye taraftar küstü diye araştırma yapmayanlarındır suçu. Tabii tabii. Biz taraftarlar grupları çıktılar ne dediler? Başka takımın taraftarlığı olduğu zaman kızıyorlar değil mi? Evet kızıyorlar. Hak veriyorum ya onlara. Kızsınlar. Niye? Kendi memleketimde ben Kayseri Spor, Erciye Spor tutarım kardeşim diyorum. Eskiden hangi takımdı? Ben eski geçmiyorum. Benim için şu anda ben izlerken dahi o yani taraftarı olduğumu düşündüğüm takımın bile mağlubiyetiyle, galibiyetiyle etkilemiyor artık. Demek ki ben o takımın taraftarı değilim. Ama Kayseri Spor'un veya Erciye Spor'un aldığı bir sonuç olduğu muydu? Eğer mağlubiyetse ya görüyor musun Allah nasıl biliyor bunları? Çok üzülüyorum. Ne yap- düşünüyorum. Demek ki ben Kayseri Spor, Erciye Spor taraftarı olmuşum. Gerçekten üzülüyorum. Duygularımı ben ona göre yorumluyorum. Ben çok canlı örnek. Ben Fenerbahçe'nin dünyanın ilerlediğinde Fenerbahçe'de üzülmedim ama ben geçen haftaki mağlubiyete inanılmaz derecede üzüldüm ben mesela. Şimdi Kayseri Spor. Bunu araştırmaları gerekiyor. Yani kulüpteki yöneticilerimizin de gelecek olanların da mevcuttakilerin de hepsinin bunu yönetmesi lazım. Şimdi sen dedin ya halkla takımı buluşturmak lazım. Bütünleştirmek lazım. Doğru. Bütünleştirmek lazım. Bütünleştirme yaparsan halk sahiplenirse zaten maça gelir. Tabii aynen öyle. Ama senin takımın, senin kulübün imajını yaptırırsan kimse oraya sahip çıkmaz. Ya bakın her bütünleştirdiğin oyuncu buradan çok önemli değerler transfer oldu. Bakın Gökhan Ünal'lardan başlayalım. Mehmet Topuzlar'a kadar. Yabancı oyunculardan müthiş para kazandığımız oyuncular vardı. Ve bunları sen halkla bütünleştirmiş olsaydın bugün o arkadaşların bakın her bütünleştirdiğin oyuncunun özel taraftarı var. O özel taraftar tribünde gittikleri zaman bile onun hayrına orada tribünde bir kitle oluşturuyor. İşte Alex'in, Hacı'nın gördü yıllarca yani. Özel taraftarı var. Ve Alex tribünü hala Alex olmasa da orada 1000 kişilik grup her sene oradan kombine satın alıyor. Bak abi Fenerbahçe'de. Ben buradan bir şey söyleyeceğim. Kayseri Spor şu anda ligdeki durumuna bakacağım. Attığı 11, yediği 24. Ve bu Kayseri Spor'un biz dedik ki forvet hattı çok güçlü, çok goller atacağına inanıyoruz dedik. Ne yazık ki sıkıntı yaşanıyor. Gol atamıyorsunuz. 11 tane gol atmışsınız. 3 tane önemli gol. 24 tane gol yemişsiniz. En fazla gol yiyen takımlardan bir tanesiniz. Evet, en önemli 3 golcüye sahipsiniz. Defansta senin geçen sezon Simic diye bir oyuncun var. Taraftarın sevdiği bir oyuncu. Hakan Kutlu istemiyorum dedi gönderdi. Evet. Niye? Kendi getirdi adamı monte edilmesi pahasına. Ne oldu peki? Geçen sene ilk yarıda toplam yediğimiz golün 2 katı gol yemişiz sonunda. Yani. %50. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bunu sezon başından bu yana da söylüyorum abi. Bakın sezon arası gelecek yine söylüyorum ben. Transfer işinde her şeyi hocaya vermeyin kardeşim. Yani evet. Bakın Hakan Kutlu gitti. Getirdiklerini götürdü mü yok? Yok. Ona bir şey oldu mu? Yok. Alacağını aldı, alabileceğini verdi. Eyvallah dedi, bıraktı gitti. Olan ne oldu? Kayseri Spor oldu. Kayseri Spor oldu. Kayseri Spor'un başında bulunan yönetimde şimdi bu yüzden bak. Kabahat genel kurulu kararı aldı. Tabii, aynen. Eğer sen acırsan acınacak hale düşüyorsun. Tabii. Lafı vardır ya. Aynı işte bu. Profesyonel. Kardeşim olmaz. Diyeceksin. Aziz Yıldırım gibi. Şu topçuyu getiriyorum oynatacaksın bunu burada. Ya hoca işte o zaman gelme kardeşim diyeceksin. Doğru. Sözleşmeni yırt git der diyeceksin. Böyle olmak benim gibi. Şartım budur diyeceksin. Böyle olmak ben gibi. Sana oyuncuyu veririm sen oynatırsın. Niye? Çünkü para yönetimleri. Vatandaşla sen yüz yüze geliyorsun. Parayla sen uğraşıyorsun. Basın senin üzerine yükleniyor. Yani her tarafa baktım dedi. Sen varsın. Hoca. Hoca oynasın ya bırakın da. Okuldaki öğretmene siz öğrenci seçeneği veriyor musunuz? Hayır. Öğretmene öğrencileri veriyorsunuz. Okutunlar kardeşim diyorsunuz. Başarısızsa da başarısını arttır diye veriyorsun. Yani öğretmeni seçebiliyor mu? Şu hayır. Bana gelsin, bu bana gelsin diye. Hayır mümkün mü? Niye peki futbolda bunu yapıyorsunuz? Tuhaf zaten tuhaflık buradan kaynaklanıyor. Şimdi ben hani kefil olduğun oyuncuları getirdin. 3 tane oyuncu. 3'ü de şu anda yerlerde sürülüyor. Alıp da götüremiyorsun. Bağlı kontratı var. Hakan Bey gitti. Başarısı oldu gitti. Maddi manevi itibar. Peki benim altyapımın nasıl günahı var? Benim altyapımda onlara eş oyuncu yok mu? Ya da en büyük. Bir gömlek aşağı bile olsa yok mu? Var tabii canım. Hakkı yok mu onların içinde? O parada her zaman hakkıları var. Tabii hakları var. Olmaz mı? Yani şimdi Erkan'la Kubilay'a verdiğin parayı oraya versen bugün zaten 2 sene sonra muhteşem oyuncular çıkar. Çünkü
Kayserispor da gerçekten geçmiş tarihlere baktığınız zaman Süper Lig'e oynayan kaliteli oyuncuların çıktığı bir kumaş var. Harman var burada. Öyle veya böyle işte isimler vermeye gerek var mı? İşte ta Abdülvahitlere gidelim, Hakkı Daşlara gidelim, Mehmet Topuz, Alillere gidelim. Var en az 20-30 tane Türk futboluna kazandırmış oyuncular var. Ama son yıllarda Mehmet Topuz'dan sonra Ali ile Mehmet arasında biraz yaş farkı var. Ali Turan'la. Böyle baktığınız zaman son 10 yılda bir tane oyuncu çıkmıyor. Tarih tekrar ediyor abi. Öyle. Ama biz hala akıllanıyoruz. Ders alıyoruz. Ders almıyoruz. Ders. Yani biz musibetlerden ders alan bir takım kimliği oluşturamadık. Değiliz. Oluşturamamızın en önemli ne? Biraz sonra atıfta bulunacağımız Erciyesspor. Ne yazık ki öyle. Efendim Adana Spor'la pazar günü saat 16'da Adana'da maç var. Maçı yorumla diyorsun. Ben çok kolay bir maç olmayacağını söyleyeyim tekrar. Sen 3 puan çantada keklik diyorsun ama ben çok çantada keklik görmüyorum. Dikkat etmek lazım. Alamazsın zaten. Tek bir şansımız Adana'da da teknik adam problemi var. Eğer Adana'yı da yenemezsek Kayseri Spor'un başındaki ne isimler... Ne olur haftaya pazar, salı günü geliriz buraya yine. İsimler göreve devam etsinler. Bu takım onların eseri olacak çünkü. Ne olacak yani haftaya geliriz tüfah diye yine konuşuruz. Bu takım onların eseri olacak çünkü onlar başta buluşmaya devam etsinler o zaman. Evet. Hemen Erciyesspor'a geçelim diyorum Oktay abi. Erciyesspor'da Ankara Gücü ile karşılaştı. Temiz 3-0 bir mağlubiyet. Güzel bir sonuç aldı. Aslında güzel diyorum bak buna. Yani kinayeli bir şekilde söylüyorum işin gerçeği var ya. Yani çok şeyler geliyor ağzıma. Dilime çok şeyler geliyor. Bence söylemek lazım. Geliyor ama geri yutmak zorunda kalıyorum bunları. Ne yazık ki. Artık ya sabır diyoruz ama hakikaten göz göre göre düşürmeye çalıştığımız bir Erciyesspor var. Şimdi Kayseri Spor'da nasıl bir bilgi kirliliği varsa neyin doğru, doğrunun yanlış, yanlışın doğru olduğu bir uzun süreli bir dönem yaşıyoruz. Hem takım gidişatında, hem yönetim kıtlarına, hem taraftarları destekleyen Taraftarlar Derneği'ni fahri olarak temsil eden iki kişi anlamında, hem kayyumların başkanı tekrar istifası, daha henüz bundan sonraki dönemin nasıl olacağı konusunun belirsizliği diye bir durum var. Dünya tarihinde böyle bir örnek yok. Yani araştırdığı zaman herkes araştırabilir. Kayseri Erciyesspor'un yaşadığı bir örnek. Yani kayyum sürecinde kayyumun başkan olduğu, başkanın sonra istifa ettiği, kulübün şu anda yetkisiz kimin tarafından yönetildiğinin belli olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Zaten gerek kayyumken, gerekse başkanken kumandanın kimde olduğu da belli. Ziya Eren. Bu süre ne kadar uzatılırsa onun üzerindeki el Ziya Eren tarafından tam olarak devam edip etmeyeceği noktasında karar verilmediği sürece veya gideceğinin noktasında karar verilmediği sürece Kayseri Erciyesspor'da devre arası da boş geçebilir. Devre arası boş geçerse de zaten Kayseri Spor bir alt lige düşer, üçüncü lige düşer. Buraya doğru gider mi? Gider. Ama ne zaman bu iş biraz daha netleşir diye soruyorsan bana 24 Kasım'daki, pardon Aralık'taki Kayserispor Genel Kurulu'ndan sonra. Niye böyle bir atıfta bulunuyorsun? İşte biraz evvel söyledik ilk bölümde ufakça zihrettik başkan adayları noktasında Ziya Eren'in de isminin geçtiğini. Çünkü hatırlıyorsam Hilmi Derinler seçiminden önce bir proje vardı. Katılırsın mutlaka destekli anlamında söylüyorum. Eğer yanlışsam sen düzelt. Kayseri Erciyesspor'un malum kötü gidişini düşününce ya da mali olarak çok büyük bir yük Kayserispor'u Kayseri'yi beklediği için Ziya Eren başkan olsun. Pilot takım olarak da Erciyesspor iki altyapıyı birleştirerek bir harmanlanan yeniden bir doğuş çıkarılsın diye bir proje vardı. Ben o zaman eleştirmiştim ama bu kadar kötüye gideceğini tahmin etmiyordum. Keşke o projeyi hayata geçirmiş olsaydı. En azından bu takım şu ligde değil bir alt ligde devam ediyor olurdu. Yani PTT liginde olacaktık diye düşünürüm. Neden? Şöyle bir transfer politikası izlenirdi mutlaka. Kayseri Spor'un nüvesinde olup işte şişkin kadrosunda 30-35 kişi oluyor genelde. Satsan satılmaz, atsan atılmaz pozisyonlar oluyor biliyorsun. Kontratlar bağlı olduğu için en azından git kardeş şu PTT ligine ya da Kayserispor'un da olmasını istiyorsun ama kadroya giremeyen oyunculara diyorsun ki
ya git kardeşim şuraya deyip en azından o takımda oyna diye bir yol da açılmış olabilirdi. Ama işte bunların hep bu fırsatların hepsi öngörü ve geleceği görmeme adına kaybedildi. İnşallah Ziya Eren gelir veya gelmez Kayseri Spor yönetimi veya Mamur devam eder mi? Devam ederse bu dediğim hiçbir şey olmaz. Bu başarılmaz da. Hilmi Derinel veya işte Ali Ergün Bilent tarzı yönetim anlayışı ve İstanbul'daki yönetim gelirse biraz evvel benim şimdi hatırlatacağım projeyi belki hayata sokarlar. Şu Erciyes Spor'a biri atalım. Kayseri Spor'da yönetime giremeyen veya U21'indeki takım oyuncularının bir kısmını Kayseri Spor'a yollayalım. O tecrübeli abilerle birlikte bu ligde kılmasını sağlayan projesi yapılır ki bak çok müthiş bir mucizevi reçete olur bana göre. Belki onun başarısı için 24'ünden sonra bir politika belirlenir. Ben o 24'ündeki kongrede olursam böyle bir kulis konuşmalarında da düşünüyorum bunu. Konuşmayı ne kadar ciddiye alırlar bilmiyorum ama görünen şu ki Kayseri Erciyes Spor'u bunlar da olmazsa Ziya Eren'in de belirsizliği kalkmazsa yani belirsiz bir durumdayız. Ne bırakıyor ne bırakmıyor. Can suyu veriyor ama karnını doyurmuyor. Yani iki yudum veriyor suyu ama şeyi vermiyor, şişeyi vermiyor. İşte yemeğini yediriyor ama tüm gününü doyurma tarzı bir benzetme var. Kayseri Spor'u yani Erciyes Spor'u ne yapmak istediğini ben açıkçası Ziya Eren'in çok anlayamadım. Bu belirsizlik ne yapıyor? İşte duyuyoruz işte sosyal medyada. İşte Mehmet İncalan'ın kayyumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı konuşuluyor. Bu 250 bin liranın açıklanması gerçekten yapılamadı. Evet. Basına yansıyanlar da ben okudum. Gerek Rıdvan Çeçen tarafından doğrusu açıklanmadı. Nuh Kahan tarafından da açıklanamayınca bunun araştırılmasını istiyor. Ben iyi bir Erciyes Spor taraftarıyım, gönül koydum diyen birisi çıkıyor. Doğru veya yanlış. Ben basın savcılarına, işte savcılar ifşa ediyorum diyor. Harekete geçmeyince öyle olmaz, böyle olmaz. Dilekçeyle bunu halledeceğim. Mutlaka cevabını almak zorundasınız diyor. Ve böyle bir niyetinin ve kararlılığı olduğunu çok iyi biliyorum. Bundan, bu iyi bir şey mi? Değil. İşin bu noktaya gelmesi de iyi bir şey değil aslında. Yani ve bunların hepsi Kayseri şehrine yansıyor, kara bulut gibi çöküyor. Futbolcuya yansıyor, amaçsızca sokağa sahaya çıkıyorlar. Zaten çocuklar genç çocuklar. Yani. Mustafa Şimşek özelinde o da zaten ne yapsın? Altyapı hocasıyken teslim etmişler. Zamanı dolduruyor. Durumlar iyi değil açıkçası. Peki kayyum mu kalır yoksa bir yönetime mi? Olağanüstü Genel Kurul'a mı gider? He? Kayyuma mı kalır bir olağanüstü Genel Kurul'a mı gider? Yani bu disiplin kuruluna bırakıyorlar çünkü bu şu. Ya da denetim kuruluna. Bak çok enteresan bir olay oldu biliyor musunuz? Şimdi yönetim kurulu bana göre şey hatası yaptı. Usul hatası yaptı. Ya hepsi istifade şu anda. Yine hata yaptı bana göre. Usul hatası yaptı. Yapması gereken şu idi. Onay sürecini bekleyecekti seçimin. Tam o arada bir yöneticiler krizi başladılar. Yani kayyum orada neden görev dağılımı yapmadı? Bir hata. İkincisi, istifa ederken karar almadan istifa ettiler. Yansıyan var mı olağanüstü genel kurul kararı? Yok. O zaman nedir? Kayyuma gidecektir. Aslında kayyuma devir noktasını götürmeseler daha iyiydi bana göre. Olağanüstü genel kurul kararı alsalardı, olağanüstü genel kuruldan diğer karara kurula kadar yine Ruhkan Rüzgar ve ekibi devam edecekti. Ama benim anladığım senin söylediğinden şu çıkıyor. Ben Ruhkan Rüzgar'la çalışmak istemiyorum ki hiçbir yönetici. Dediği zaman tek kalacak, tek kişilik yönetim olamayacağına. Yine bu sadece ticaret kanalında, şimdi şirketler de var. O zaman bari ben çıkayım, tekrar eskiye dönsün. Bu sefer yine Ruhkan Rüzgar, kayyum hediyeti gibi görev yapıyor oluyor şu anda. Abi vallahi dünyada yani, örneği yok bunun ya. Vallahi her tarafını tutuyoruz ya. Dünya, yani burada şimdi mahkemenin müdahalesi gerekiyor. Şimdi mevcut eski kayyumun yönetim kurulu başkanı olduktan sonra tekrar görevine devam edip etmeyeceği noktasının mahkemede tarafından karar verilmesi gerekiyor. Mahkeme siz tekrar devam edin diyebilir kayyum heyetine. Hayır, sizin bu haliniz yasaya uygun değil. Yani usul, bana göre usul eksikliği olur. Hata yapar mahkeme heyeti. Reysen bence kendisini üçlü bir kayyum heyeti belirlemesi gerekiyor.
daha objektif olur ve daha doğru kararlar. Yani yasal prosedürü şöyle düşünüyorum. Şimdiki mevcut yönetimin içindekilerin kayyum heyeti olarak yer alması yanlış olur. Zaten ilk başı da yanlıştı bana göre. Neden yanlış biliyor musunuz? Yönetsel kayyum seçiyorsunuz. Bakın idari kayyum çalışanlar değil. Çalışanlar bir kere kayyum. Yönetsel kayyum başka bir şeydir. İdari kayyum başka bir şeydir. Yönetsel kayyumu içeride seçtiğiniz zaman bir saniyede dışarıdan objektif farklı bir kayyum heyetine birinin dahil edilmesi gerekiyordu. Orada 3'e 1'i yakaladınız. 3 tane sınırlı değil ki bu. 5, 6 olabilir. En azından bir tanesini dışarıda onları denetleyen bir kayyum olması gerekiyordu. O yapılanma da bana göre yanlıştı. Ama mahkeme kararı olunca saygı göstermek gerekiyor. İtiraz etmediği sürece. Şimdi mahkemenin yapacağı o dosyada Nuhkan, Bülent, işte Rıdvan Bey, sizlerin devam etmemeniz gerekiyor değil. Doğrultusunda bir karar vermesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ben bir şeyler söylemişim biliyor musun? Birileri çalıyor, birileri çığırıyor diye. Hani. Aynen öyle. Ama olan tabii Erciyes. Olan Erciyes. Olan bizim kız bizim gibi bir durum olmuş tabii, oldu yani. Olan bizim kıza oluyor. Yani olan bizim takımımıza, bizim kulübümüz oldu. Erciyes Spor'un tabii ki bu saatten sonrası nasıl bir çıkış yolu olacak ve hakikaten ben de merakla bekliyorum. Çünkü her çaldığınız kapıda açılmıyor işin gerçeği. Yani ya da açık kapılar varsa onlar da kapanıyor artık yani. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bazı taraftarların tabii ki bu konudaki sistemleri yine her zaman olduğu gibi dile getiriyor ama şu var, ben her zaman içinde bunu söylüyorum, ben çıkan futbolculara Allah razı olsun diyorum, sahada çıkıp mücadele ediyor. O altyapıdaki genç evlatlar var ya, onların ahları, onların veballeri kimin üzerine olacak? Bu ziyarenin mi olacak, konusal başkanı mı olacak, diğer bir yöneticiye mi olacak bilmiyorum ama bu vebal mutlaka birilerinde bulunacak. Bu vebal olacak, onların ahı yani, çünkü onlar ah ediyor şu anda, bizim geleceğimiz oynuyorsunuz diyorlar ki. Onların bu söylemleri mutlaka ama mutlaka bu dünyada olmazsa öbür dünyada mutlaka karşını bulacak diyorum ben. Sadece bunu söyleyerek en azından Erciyes Spor'a da artık umut ediyorum ki güzelliklerle karşı karşıya kalır, karşılaşır temennisinde bulunuyorum. Evet, kısaca Agü diyelim artık. Erciyes Spor'da ilgili artık fazla bir şey de söylemek istemiyorum ama Agü ile ilgili konuşacağımız çok şeyler var. Çünkü bir Avrupa Kupası maçı, bir ne bileyim lig maçı derken Agü yoluna emin adımlarla ilerleyen bir kulüp olma yoluna diyoruz. Şimdi ben maçları seyrettim. Geçen haftaki son anda aldığımız maçı da seyrettim. Tabii orada Lara'nın cezası çok önemli etki. Bir de Tanisha yoktu. Hafif bir sakat da vardı. Maçta dinlendirdi Ayhan Avcı. Yani olması gereken bir maç aldı. Rakip isim olarak çok iyi gözükmüyorsa bile geçen hafta lig maçında bayağı bizi zorladılar. Yani bayağı bir zorladılar. Belli dönemlerde şeyin önüne geçtiler. Rakip force etti oyunu. Ama tecrübeli bazı oyuncularımızla birlikte işi kotarabilmeyi başardık. Ben sürpriz olarak maç için biraz daha belli dönemlerde oyuna ağırlığını koyduğunu gördüm. Çünkü bu beni memnun etti. Bir de yalnız yerlerde, story yerlerde sıkıntı devam ediyor. Hoca onunla dolayı rahatsızlığı var. Ayşegül'de sıkıntı var mı abi? Ayşegül'de şöyle bir sıkıntı var. Ayşegül'de aslında bir sıkıntı yok. Ben öyle görüyorum. Tanisha olmayınca ya da yanına Tanisha'nın yerine konulan kendine yardımcı oyuncu bulamayınca her şeyi kendi yapmaya çalışan bir... Çünkü Avrupa Kupası'ndaki maç da sıkıntılıydı. Ayhan devamlı yanından bağırdı, çağırdı. Ayşegül yani dediklerini dinlemiyorsun değil mi? Bakıyorum lig maçında yine aynı sırt arıyor yani bu durum. Ama Tanisha'sın, şimdi Tanisha gibi çok büyük bir tecrübe var. Amerikalı bir oyuncu var. Ayşegül Galatasaray'da her ne kadar dakika hani tecrübe olabilir ama dakika almadan Kayseri'ye geri dönen bir oyuncu konumunda. Şimdi yanında eskisi gibi Nuriyalar, Matsiler gibi çok tecrübeli oyuncumuz yok. Şimdi Ayşegül'e yardımcı olmak istedi. Hoca ne yapıyor? Bir yeri geldi Maziç'i kullandı. Bazen geldi Duygu'yu kullandı. Bazen Sinem'i kullandı. Ama Ayşegül'ün yapmak istediği yani pas trafiğini sağlayacak oyuncularda problem olunca haliyle bu sefer dikkat ettiysen ama çizlediysen Chelsea öne doğru çekti kendini. İkisi beraber birbirlerinin yardımcı olmaya çalıştı. Ayşe'nin hataları birazcık da azaldı. Chelsea yani, çünkü çok önemli bir transfer. Çok büyük bir de şey var, ne diyeyim, tecrübesi var ve çok sevindiğim işte o lafın devamı oydu. Chelsea şimdi yeni Chelsea olmaya başladı. O bizim aradığımız Chelsea. Maça asist olarak koydu. Oyun koordinasyonunu yaptı. Oyun planlarını çok iyi uygulamaya başladı. Hocayla trafiği
diyalog trafiğini çok iyi yönetti ve çok kritik sayılarla inanılmaz. Hele dikkat ettin mi? 3 tane önemli yani şöyle paslar, inanılmaz paslar çıkarttı. En Waters'a çıkarttığı bir pozisyon vardı ki. En Waters'a iyiydi. En Waters'a da hareket ediyordu ve yalnız yani aynı takımdan gelen iki oyuncunun şovunu belli dönemlerde izledik. Pastı işte o öyle final pasları çıkardı ki rakibin tamamıyla oyundan düştüğü anlarda zaten oyunu kurtardı. Takımın o yenileri oyun ağırlığını koymaya başladılar. Ben önümüzdeki yolun çok iyi olacağını düşünüyorum. Ama hocanın da Tanisha'dan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ama bir iki tane oyuncu takviyesi yapacağına inanıyorum. Para bulursa tabii ki burada da söylemişti ki ben orada Ömer Yağmur bunun yollarını aradığını söyledi. Ve haftaya çok enteresan maçı. Öyle şeye geleyim istiyoruz. Hemen hızlı bir geçeyim isterseniz. Bu arada arkadaşımız uyarıyor. Reklam arası diyoruz. Sen hızlı geçme. Arkadaşımızın reklam uyarısına biz riayet edelim diyoruz sevgili izleyenler. Reklamlardan sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, reklamlar sonrasında yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet abi, hızlı geçme dedim ben reklam öncesi. Hızlı geçmeden devam edelim. Buyur. Ben hani şunu söyleyeyim. Hızlıdan evvel Agü Lig'de bambaşka olacaktır diye demiştim ki onun olduğunu gösterdi. Ligde bir iki ufak tefek nazarlık mağlubiyetler alabilir ama ilk 8'in her zaman içinde olacaktır. Bana göre ilk 4'ün her zaman içinde olacaktır. Şimdi geçen hafta yenemediğimiz Fenerbahçe'yi biraz da hakem ayrıcalıklarıyla yenemedik. Biraz bizim hatamız elimizi Fener'in de namalup unvanını götüren bir takım çıktı karşısına. Rakı takım şey olacak diyorum yani normale dönecek gibi geliyor. Önümüzdeki haftalar ne? Yarın çok önemli bir maçımız var. Yine 16'da galiba. 18'de pardon. 18'de. 18'de harika bir maç var. Neden var? Aslında grubun en önemli namalip ligi bitireceğini düşündüğümüz ama bizim orada yendiğimiz Moskova takımıyla maç yapacağız. Grupları bitireceğiz. Büyük ihtimalle ligi namalip bitireceğiz. Bunun çok önemli etkileri var takım olarak. Çünkü bir Petsch maçında biz Avrupa'nın en iyi takımıyız. Eurocup'ta parmağını bastı. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü rakibi Mustafa'nın 30 sayı fark yenen bir takımı yenildi. Tabii. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sen katılır mısın? Avrupa Ligi'de başka oynuyor. Avrupa'da bambaşka oynuyor. Bu da beni çok fazla memnun ediyor. Herkese söylüyorum. Bir şölen bekliyor yarın. Moskova maçı çok önemli bir maç. Ve ben kayıpsız orada geçeceğimize çok inanıyorum. Bak, çok rahat söylüyorum. Erciyes'i söylemedim. Kayserispor'da söylemedim. Ve yepyeni bir sayfayı açacaktır. Hedefin büyük ama ciddi olarak büyüttüğünü gösterecek maç olacaktır. Ondan sonra da hafta sonunda cumartesi günü çok enteresan bir karşılaşma olacak. Yardımcı koçtan koçluğa yükselen, doğuşu tanıştıran Ender Ünlü ile Ayhan Avcı bir lig maçında Mersin'de karşı karşıya gelecek. Ya böyle güzel bir maç takvimi bizi bekliyor. Vallahi şimdi ben maçlara bakıyorum. B grubunda Agü ile Moskova karşılaşacak. Aynı saat 20'de iki Macar takımı PSG ile Pink takımları karşı karşıya gelecek. B grubunda oynayacak olan müsabakalarda özellikle bu şekilde adlandırılıyor yani. Bunun dışında tabii bir şey söylenmemiş. Ama burada tabii ki alınan skorlar, alınan sonuçlar var. Ben hemen onları da şöyle bir gruplarda nasıl bir durum var onları istersen şöyle bir paylaşayım. Çünkü baktığımız kadarıyla sıkıntılı anlarda yaşanabiliyor. Sıkıntılı anların yaşanmaması adına en azından herkesin birazcık daha dikkatli olabilmesi adına. Bakın geçtiğimiz hafta biz Macar rakibi çok zor yendik. Maçı izledim. Bayanlar geldiler. Ben inanamadım yani. Geldiklerinde bakıyor, uzaktan şöyle çizgiden bakıyor, atıyor sayı. Ben bu kadar 3 sayı yediğimiz bir maç görmedim. Doğru. Ama çok kaliteli oyuncular vardı. Yani kaliteli ama bilinmeyen isimler. Yani bakıyorsunuz, yani takımı bilmiyorsunuz yani işin gerçeği. Ha Agü'yü de bundan yıllar öncesinde kimse biliyor muydu dersiniz? Tamam, kimse bilmiyordu. Şimdi nasıl bir durum olur diye baktım. Ya kardeşim Allah aşkına yani. Onlara bir 5 numarası vardı. Ne bileyim. Yani farklı numaralar var ama. Bir uzun vardı ama ki uzun muhteşem. Attıkları muhteşem bir şekilde geçiyor. Atıyorsun. Tıp. 3 sayı. 2 sayı da değil daha. 3 sayı. Bizim bu durum yüzünden teknik faul olmadığımız mı kaldı? Oyuncularımıza Ayhan amcanın kızmadığı mı kaldı? Yani bağırıp çağırmadığı mı kaldı?
Peki dedim ya acaba bir oyuncu eksik o yüzden mi? Latoya eksik biliyorsunuz. Tabii. O yüzden mi acaba sıkıntı? Ama bakıyorsunuz ben maçta iki oyuncumuz yani Evan Waters'ın fazla oynamadığını gördüm. Şuna katılırsın sanırım. Agü sert savunmayı en iyi uygulayan dünya Avrupa'daki en iyi takımlardan birisi. Savunmayı sertleştirdiği zaman rakibini mutlaka 65'in veya 60'ın altına tuttu. Her maçı alıyor. Ve faulsüz savunma yapmayı en iyi yapanlardan biri bana göre. Niye? Maçın sonunu nasıl kazandık hatırladın mı? Faul yapmadık. En sonunda faul yaptık. Evet. Son 45 saniye mi 41,5 dakikaya bir faule 5 faul girdi rakip. Evet evet. Biz o bir faulü Agü hoca çok akıllı davrandı. 4-3 faul daha yapmak zorunda. Son hayalına kadar atış pozisyonuna gelene kadar dakikaları yedirdi. Faul yaptı kenar. Faul yaptı kenar diye 5. faulü, atış faulü öncesi faulüyle dakikayı tüketerek yendi. Evet. İşte bu da bir tecrübe istiyor. Doğrudur. Bir de rakibi tanımamak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Agü Avrupa'nın en tanınmayan iki takımının grubunda şu anda. Bilmiyorsun ki Petsink ne olduğunu, Ping'in ne hata olduğunu bilmiyorsun. Bakın Dinamo Moskova iki takıma da yenildi. Bilmezlikten yenildi. Bakın birini de evinde yenildi biliyor musun? Evet. Onun için çok görmemek lazım. Doğru. Bakın ama bizde de gerçekten çok önemli oyuncular eksik. Latoya hem Amerikan Basketbol Ligi'nin hem Türkiye Basketbol Ligi'nin ve Türk Milli Takımı en önemli oyuncusu. Ve ondan mahrum kalıyorsunuz. İki yeni oyuncuyu monte etmeye çalışıyorsunuz. Hele Chelsea Macaristan'a kadar hiç takımla idman yapmadan direkt oraya geldi. İdmansız, takım oyununu görmeden geldi. Bir tek avantajı var. 3 sezon evvel veya 4 sezon evvel Agü'nün kadrosunda Ayhan'la çalışıyor olması. Ayhan Hoca'yla çalışması. Bu avantajını kullandınız. Ve bundan sonra çok daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü Evan Waters ve Chelsea uyumu sağladı. Bir tek ona katılmayan kim var? Son zamanlarda aslında takım arkadaşı Yelena var. Yelena'yı da bu takımın içine tam montu içine dahil edersek Yelena Dublevic'i ya Dublevic zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Sıkıyor. Aslında benim Chelsea'nin hızlı uyum sağlama problemi yaşayacağına inanırken bir anda Yelena büyük sıkıntı vermeye başladı. Ama Yelena da Evan Waters gibi birazcık daha düzeltirse olayı takımın önü çok açık. Yani. Ama bazı oyuncuları hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor bu takımda. Bir, Latoya'nın mutlaka takım içinde olması gerekiyor. İkincisi Tanisha'nın mutlaka olması. Tanisha Ayşegül için önemli bir oyuncu, takım için bir önemli oyuncu, diğer arkadaşlar için önemli oyuncu, hırsı çok önemli bir oyuncu. Chelsea ile çok iyi uyum sağlayan bir oyuncu. İki Amerikalı birbirlerinin dilinden çok iyi anlıyorlar. Yani takıma baktığınız zaman eksik bir eksik hele bu tip Avrupa maçlarında çok önem arz ediyor. Şimdi bakın ben ligdeki duruma bakıyorum. Bellona göre hiç kayıpsız 10 puanı var. Moskova 2 kaybı var 8 puanda. Pitch Pesci'nin 3 kaybı var 7 puanda. Pink Pesci ise 5 maçında kaybetmiş 5 puanda. Zaten bizim Dinamo Moskova maçını almamı, kazanmamızı bekleyen bir rakip var orada. Agü yener, ben galip gelir, ikinci olurum diye düşünen bir takım var orada. Pitch Pesci resmen bunu bekliyor gibi. Kesinlikle bekliyor. Çünkü 9'a 9 yapacak. Averajla. Ama averajla yani çünkü kenarlarında oynadığı maçta Pesci galip geldiği için bu averajını kullanmak zorunda. Yani 71'e 68-6 averajla. Fazla bir şey değil yani. 4 gözle bizi bekliyor. Evet. Ha, bizim öyle bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Biz aldık gidiyoruz. Aldım. Bu yüzden sanırım birazcık daha iddialı bir maç olacak gibi. Bizim açımızdan pek fazla değil ama rakip çok istekli gelecek. Bizim fazla sayı yememeye bakacak güzelim. Ben onu söyleyeyim yani. O da doğru. Ama şunu söylüyorum. Bir gruptan çıktık. Sonra bir sonraki turlar başlayacak. Ve lig var ve kupa var. Yerliler ve bir tane yabancı konusunda mutlaka yönetimin, Ayhan Avcı'nın elini rahatlatması gerektiğine ben kesinlikle inanıyorum. Gerekiyor. Çünkü uzun bir maraton bizi bekliyor. Yerli şütörlerde problem var. Bir de yabancı da mutlaka işte Latoya kaybolunca, Tanisha Raz, olası sakatlıklarda yerine monte edeceğin tecrübeli bir yabancı gerektiğine inanıyorum.
Allah inşallah en kısa zamanda temin ederler. İnşallah. Yani ben baktığım kadarıyla sıkıntılı bir durum yok. Ama bu arada diyeceksiniz ki bu gruptan sonrası ne oluyor? Bu gruptan sonrası baktığımızda A grubunda Maccabi Banat ile Çek takımları çıkıyor üst gruplara. Benim bildiğim iki takım var çünkü. Ben rakiplerin çok önemli. Galatasaray mesela gruplardan bir tanesine çıkacak takımlarımızdan bir tanesi diyorum ben. Galatasaray var. Samsun var biliyorsunuz. Samsun son sırada. Samsun Canik. Bunun dışında Yakın Doğu Üniversitesi ile çıkışta olan takımlardan bir tanesi. Grubunda çok iyi. Birinci sırada Avrupa Kupası'nda. Olympiakos yine eski oyuncularımızın olduğu Zoe'nin Maltsi'nin olduğu takım şu anda ikinci sırada. Ben size söyleyeyim. Ben Yakın Doğu'yu gerçekten çok merak ediyorum bu sene. Maç yapmadık henüz. Nasıl bir takım olduğunu bilmiyorum. Maçını da izlemedim açıkçası. Hiçbir maçına da denk gelmedim. Eğer çok büyük bütçe ve para harcadığını biliyorum. Eğer bu parayı hak eden de sonuçlar alıyor. Olympiakos sürpriz bir şekilde büyük bir bütçe ayırdı. Kadın erkek takımına çok büyük bütçe ayırıyor biliyorum. Bizim en önemli iki rakibimiz galiba Avrupa'da olacak. Diğer takımları ben tamam ekol olabilir ama Agü karşısındaki Agü gibi bir büyük bir takım karşısında benim karşıma çıkmasın tarzı düşüncesi olan bir Agü var bizde. Biz bu gruplarda gerek Euroleague'de yeniler olmadığı sürece ki onları da yeniyoruz. Şampiyonu dahi ağır yenilgi alındırmış bir takımız biz. Yani bizim takım gerçekten tarih yazar Avrupa'da. Her takımı yenmiş bir takım bir de. Böyle bir istatistik başka bir takımlarda bana göre yok. Bunun bir avantajı ve tecrübesi var. Ligi ve Avrupa'yı çok iyi analiz eden bana göre bir hoca var. Bence bazı aksaklıklar olsa bile bu takımda ben finale kadar çok rahat çıkacağımızı inanıyorum. İnşallah yanılmam. Bir de kısa bir şey vereyim. Sonra sen Agü ile ilgili sorayım. Gelişim Ligi'nde de geçen hafta Toros'la deplasmanda yaptılar. Evet. Çok güzel bir galibiyet almışlar. Ben Birol Hoca'ya bu konuda ve genç kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zaten beklenen galibiyet değil ama galip gelince de tabii bu işin şeyi oluyor. Neşesi oluyor. Ve deplasmanda bir galip gelmesi de takım olarak. Çünkü bir de çok enteresan bir şeydir. Geçen hafta biz burada yendiğimizde de söyledim. Bizim rakiplerimiz genelde yaş gruplarının üstünde adamlar, kızlar oynatıyorlar. Biz mesela 2002-2004'e özellikle dikkat ederken 2000-2001'li kızların oynadığı ligde iyi mücadele ediyoruz. Alınan başarı ve oynanan oy o yüzden de çok anlamlı bana göre. Ve hakem rezaletleri var bir de. Evet, biz de tabii ki bu konuya en azından daha sıcak bir şekilde olacağız. Bu arada ligdeki maçlar nasıldır derseniz hemen şöyle bir kısaya bakmak lazım işte. Bu hafta biliyorsunuz ki oynayacak olan müsabakaların dışında takımların yapacakları var. Yarın saat 18'de Agü'nün çok önemli maçı var. Artı 20-30'da Kayserispor'un Beşiktaş'la Türkiye Kupası maçı var derken hafta ortasında biz yine sizi sporla coşturmaya ya da buluşturmaya çalışacağız diyorum sevgili izleyenler. Kısacası bu konuyu da noktaya koyalım artık. Hemen diğer konularımız var. Bir protokolden falan bahsetti Oktay abi tabii ki yayının başında ama bu protokol krizleri niye olur? Bu protokollerde niye böyle bir ayarlama sıkıntısı yaşanır? Bunu ben de tabii ki merak ediyorum işin gerçeği. Ya ben kısa bir üstü fazla açılmayacak ama bildiğim kadarıyla çünkü. Ne isim vereceğim ne maç vereceğim. Evet. Dikkat edilmesi lazım biraz daha bu konulara. Şöyle bir şey var. Protokolde olmaması gereken bir ismin listede olmadığı halde yer aldığı fark ediliyor. Enteresandır ki o listede olmayan kişi birinin yanına oturuyor. O yanı protokol gereği olması gereken bir savcı. Buna gelen bilgiler. Enteresandır ki yanına oturdu da soruşturma yaptı bir kişi. Ondan sonra ortalık alevleniyor. Yani değilse açıklama yapılsın. Savcı Bey bunu fark edince bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağını ve soruşturma açacağını söylüyor. Ortalık yine karışıyor. Bu iş Sayın Vali'ye intikal ediyor. Sayın Vali inanılmaz derecede bilgi sahibi olmadığı için, olayı orada öğrendiği için inanılmaz derecede rahatsız oluyor ki haklı.
ki hassas siyet, Türkiye'de hassasiyet gösterilen bir konuyla ilgili ki telaffuz etmeme gerek yok. Kimse bedelini ödemek zorunda o zaman diyor. Ve kendisi de gerekirse idari soruşturma açacağını söylüyor. Konunun şimdilik durum bu. Savcı Bey, ben soruşturma açacağım bu rezaleti yapanlar noktası. Bu kelimeyi kullanmamış olabilir ama bu durumla karşılaşılmasından dolayı gerekli işlemleri yapacağını söylüyor. Şu anda sanırım böyle oraya doğru gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama böyle bir olay var. Böyle bir olay var diyorsunuz. Bu protokol... Birazcık daha toplamak, bilgi toplaması gerekiyor. Tabii protokol olaylarına çok dikkat edilmesi gerektiği de bir kez daha altı çiziliyor. Protokol çok zor bir iş ya. Protokolde her herkes giremez. Hele şimdi protokol, şimdi ben de uzun süre eski stadyumda çok daha rahat giriyorduk biz protokolü hatırlıyorsan. Yani insanlar bizi tanıyordu, basın mensubuydu. Oradan oraya geçiyorduk basın tribünün içinde. Sonra basın tribüne girişlerim bile zorlandı. Mesela ben basın tribüne yer alamıyorum çünkü gazetecilik kimliğim yok. Ben bunu Fahri yapıyorum çünkü diğer mesleği yapamamam gerekiyor. Hak veriyorum. TSE'de isim veriliyor. Onun haricinde kimse saha içindeki yukarıya, yukarıdaki aşağıya inemiyor. Biliyorsun öyle bir durum var ya. Aşağıdaki yukarıya çıkamıyor. Bu da doğru. Üstüne yeni stadyumda birkaç konuda UEFA kriterleri, genel güvenlik, federasyonun kendi görevli kurallarla protokol listesi zaten başbakanlık tarafından yararlanır. Yani cumhurbaşkanı, işte illerde validen başlar protokol. İşte seçilimliler, işte belediye başkanları falan falan, o kulüp başkanı, karşı kulübün yöneticilik grupları liste verirler falan. Böyle gider. İşte baro başkanı, işte kuvvet komutanları, işte adliyeden savcılık vesaire gibi isimler var. Birer ikişer kodu. Ve buraya siz de belli bir noktadan sonra giremiyorsunuz yani. Bildiğim kadarıyla. Çünkü sizin türbünüz farklı. Hal böyleyken, hele böyle bir müessif olayla yüz yüze olmuş, bir kişinin bir de hani yanı başında görmesi haklı olarak, ya zaten ortalık lütfen alevlenmiş vaziyette. Biraz evvel çok müessif bir olaydan bahsettik. Türkiye'de yaşanmış, İçimizi hala yaraladığını söylerken evet. İçimizin, yüreğimizin yandığı bir olay açın. Ya bu nasıl bir hatadır? Ben buna skandal demek durumundayım. Bir daha inşallah yaşamaz. Ama Vali Bey'in söylediği, Sayın Süleyman Kamçı'nın söylediği noktaysa vallahi kimsenin de gözünü yaşına bakmaya gerek yok. Bu çok ciddi bir iştir. Evet. Bunun şakası yok. Türkiye 15 Temmuz yaşadı. Türkiye şu anda dışarıda düşmanlarıyla savaşıyor. İçeride hainlerle savaşıyor. Masumlara canlı bombalarla saldırılıyor. Bir makamı işgal eden, o makama getirilen insanlar da değil bir çeyrek bile hata yapmaması gerekiyor. Evet, bunu da kısaca bu şekilde aktarmış olalım diyoruz sevgili izleyenler. Aslında çok konuşulacak konular var. Yani çok konuşulacak konular derken hafta içerisinde kulağımıza o kadar çok fısıltı üfleniyor ki yani bu olaylarla ilgili. Zaman zaman tabii Oktay abiyle bize paylaşıyoruz bu olayların ne olduğuna. Yani işte ya şuna şöyle söylenmiş, bu böyle söylemiş, bir bilgin var mı, teyit ediyoruz nedir diye. Kayseri Spor Kulübü ile ilgili, Erciyes Spor Kulübü ile ilgili, diğer spor konusunda. Hatta Sayın Bakan'ın bile zaman zaman adı geçiyor biliyorsunuz ki bazı konularda. Diyorum ya ama netleştirmeden bir şeyleri paylaşmak da sizlere birazcık sıkıntı veriyor bize. Çünkü neden? Netliğini olmadığımız şeyleri konuşmak da tabii ki kim söyledi, bu söyledi derken laf bizim üzerimize kalıyor. Veya bizim üzerimize yapışmış gibi durumu. Ve yalan olunca da yani sizin güvenilirliğiniz ortadan kalkmış oluyor. O yüzden de bu konuyu özellikle ben Oktay abiden kısa üstü kapalı olsun. Çünkü tam araştıralım ondan sonrasında ne olduğuna bakalım diye de bu şekilde açmasını istedim sevgili izleyenler ki anlatmış olduk. İnşallah merhamımızı diyoruz. Efendim kulüpler bir kenara, amatörde yapılan müsabakalara bakmak lazım aslında. Arkadaşlarımız uyarıyor diyor ki artık bitti abi diyor. Bitir de diyor biz de gidelim diye söylüyor ama şunu hakkını teslim etmek lazım. Bakın Melik Gazi Belediyesi voleybol takımından bahsettim. Bu sene işi çok zor. İnşallah bu sene çalışır, ligde kalır, gelecek sene çok iyi yerler alır. Ama dediğim gibi yöneticilerinin, başta Serdar Başkan'ın da bu konuya dikkat etmesi lazım. Bir tane tecrübeli oyuncu sizi ligde bırakır. Bu yüzden hazırlığınızı buna göre yapın. Bakın bir tane tecrübeli... O zaman bir taneyi alsın bence. Bir tane tecrübeli oyuncu. Alacak abi o zaman.
Hocan yok diyorsa bile hocana inanmayacaksın. Yani ben Fuat Hoca'ya şimdi inanılmaz diye demiyorum. Ben futbolda söylediğim gibi. Ben getirdim sen unutacaksın hocam diyeceksin. Ama şöyle bir şey var. Hani Ayhan abi burada değil. Hiçbir teknik adam yok demez ki. Yani ben söylüyorum. Yani hoca da ister mutlaka. Ben onu bildiğim için de söylüyorum. Hoca da ister ama dediğim gibi bir tecrübeli oyuncu Melik Gazi'yi bu sene ligde bırakır. Buna lütfen dikkat etsinler. Diğer yandan takımlar, voleybol takımlarımız var. Sahabi'ye mağlubiyet aldı, devrede sıkıntı oldu ama Kayseri voleybol yendi. İnşallah destekler olur. Bu takımlara destek olsun diyorum. Bakın geçtiğimiz hafta ben Sahabi'nin bir deplasman maçlarına bir iş adamının destek olduğunu bahsettim. İşte sevgili Mehmet Gülsoy'dan bahsettim. Gülsoy, evet. Evet, isim şu anda aklıma geldi. Mehmet Gülsoy'a teşekkür ediyorum. İnşallah Mehmet Gülsoy'lar gibi daha birçok insan da çıkar. Masa tenisinden bahsediyoruz. Masa tenisinde ne olurken Koca Selam Belediyesi ama Koca Selam Belediyesi'nin yanında bir zamanlar Rainbow Spor Kulübü'nün başkanlığını yapan Fatih Mehmet Akbeyaz o sporcu kardeşlerimize karınca kararınca elinden geldiği kadar dışarıdan destek olmaya çalışıyor. Yani bunlar da söylemek lazım. Bu gibi iş adamlarının sayısı vardır mutlaka ama bize gelenleri biz elimizden geldiği kadar paylaşıyoruz. Onlar da aslında paylaşılsın ya da şunun olsun diye değil. Onlar da kendi zevkleri ve eğlenceleri diyor ki ya hoşuma gidiyor diyor sporcuya en azından destek olmak. Onun başarılı olması benim hoşuma gidiyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Çinkom'da tabii ki Safet Bey'le bir sohbet toplantısı vardı. Kayseri Spor Hocası derken benim 1500 tane sporcum var kardeşim dedi. Doğru söylüyor. 1500 tane şu anda Emniyet Spor Kulübü diye bir kulüp var. Safet Bey'in başkanlığını yaptı ve tekvando öğreniyorlar. Ve bunlar olimpiyata hazırlanıyor bu çocuklar. Ve bu çocuklar işte sağda solda köşede kıyıda kalmış onların hepsini bu kötü alışkanlıklarını kurtarayım, barındırayım diyor. Ve bu sayıyı 2000'e çıkaracağım ben diyor. Çok güzel bir başarı. Keşke herkes bu şekilde yapabilse diyorum ben. Bu yüzden emeği olan bütün insanlara teşekkür ediyorum bir kez daha. Ve tabii ki bir teşekkür ediyorum. Sevgili Oktay abiye teşekkür ediyorum. En azından ayağının tozuyla geldi. Yayınımıza geri diyorum. Son sözlerini alayım abi. Tüm takımlara başarılar. Başarılar. Evet, bu hafta pazar günü Adana Spor'la. Kayseri Spor saat 16'da. Kayseri Erciyes Spor ise kendi sahasında. Yani kadesin dış sahada. Kastamonu'yla karşı karşıya saat 13.30'da sevgili izleyenler. Bunun dışında çarşamba diyoruz. Çarşamba günü Kayseri Spor Beşiktaş deplasmanında olacak. Agüm yine kendi sahasında mücadelesini verecek. Rus takımıyla Moskova'yla. Ama bu arada Agüm'ün cumartesi günü de Doğuş Hastanesi ile deplasmanında bir maçı var ki. Agüm'ün 17'si cumartesi ekliyor. Bunu da söylemiş olalım diyoruz. Evet, biz ayrılan süreyi burada noktalıyoruz. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.